Kırlara bakan kadınların içi geçecek. Polisi çektirelim. Lakin önce para bulmam icap edeyim. Aha, bu dünyadaki var mı yoğun budur. Nereye vekil bey? Sana çekirdek almış. Acilen de ameliyat gerekiyor. Yani para lazım. Tam tamına 2 milyar. O halde beni de sevmezsiniz. Ben bütün kadınları severim efendim. Evdeki çekirdekçi hariç. Çekirdekçi de kim? Karım efendim. 60 yıllık kışımda ilk defa baharı gördüm. Hanımı rahat bırakın lütfen. Sen karışma ihtiyacım. Çek elini. İleri gittiğinin farkında mısın? Lütfen burayı terk edin. Bekir beyin galiba hayatında bir kadın var. Bu duyduğum en güzel iltifattı. Yüreğimden geliyor Mehtap Hanım. Size ilk görüşte aşık oldum inan. Üstüme gelme Güngör. Hoşuma gitmeyen şeyler var. Ne iyi insanlar. Her ihtiyacımızı karşıladılar. Allah hepsinden razı olsun. Yalnız başımıza ne ederdik bu yerde? Şükret Ezo. Allah hepimize yeter. Görgü Şahidi programından bir kez daha merhaba. Görgü Şahidi Emice, bu bak, akşam başlıyor. Da bomba gibi olayların içinden ekranlarınıza geliyor. Böyle yere mi çalışıyoruz? Görgü biz bunun yan tarafında çalışıyoruz Emice. Yazarlar sıkılmayın mı orada? Yok sıkılmıyoruz da çok terliyoruz. Yüreklerinizi parçalayacak ve insanlığınızı hatırlatacak bir merhamet hikayesi. Reşod Rejan ve ailesinin hikayesi. Hatırlayacağınız üzere memleketindeki zor hayat şartları sebebiyle kente gelen Reşo ve ailesinin dramını geçen programlarımızda yansıtmıştık. Ancak Reşo ve ailesinin dramı devam ediyor. Hem de hastane kapılarında. Sayın Reşo, yaşadığınız talihsiz olayları seyircilerimize anlatır mısınız? Bak Reşo, televizyona çıkmış. Ha ben de böyle televizyona çıkacağız abimize. Ben de böyle seyredeceksiniz. Görmüşsünüz ki İstanbul'da yaşam şartları çok zordur bizim için. Yol, su, her şey paradır. Sağ olsun komşular bize yardımcı olmuşlardır. Bize bir konuda yer vermişlerdir. Gel gelelim asıl mesele bizi bir daha vurmuştur. Hem de bağrımızı delerek benim küçük yavrucağın kalbi delik çıkmıştır. Kalp de mi delik olurmuş? Ben şimdi onu anlayamamışım. Doktorlar merhem olmak istiyorlar. Ameliyat gerekiyor diyorlar. Ama mümkünü yoktur. Çünkü çok para gerekiyor. Ben de o kadar para ne gezer? Nereden bulurum bu kadar parayı bacım? 2 milyar istiyorlar. İş yok, güç yok. Çalışmayla bu para halledilir mi? Nasıl olacak? Ben de şaşırmışım. Daha diğer çocukları okula bile kaydetmemişim. Daha nüfus cüzdanları bile yoktur. Ben onlarla uğraşırken cennetimin kalbi delik çıkmıştır. Aynen benim cebim delik olduğu gibi. Allah razı olsun. Sevgili görgü şahidi. Ne iyi kadıncağız. Sayesinde çocuk kurtulacak. Gitti ama mahalleyi unutmadı. Ve banka hesap numarasını veriyor. Harun görüyor musun? Banka hesap numarası veriyorlar. Bir not al da biz de para yatıralım. Gerek yok Makbule teyze. Mahalleli kendi arasında Reşo'ya para topluyor. Evden versek daha iyi olmaz mı? Gözü yaşlı anne baba çaresizlik içinde. Çünkü ameliyat için gerekli parayı bulmaları olanaksız. Bu konuda sizin yardımlarınızı bekliyoruz. Görgü şahidi devam ediyor. Reklamlardan sonra. 97. Buçuk o. Buçuk da. 90. Herkes yardıma koştu değil mi emce? Müslüman yardımsever ol. Mapushane damına bir de hastane kapısına düşene Allah yardım eder. Merhamet damarımız kesilmemiştir daha. Benim eski tablolar da iyi para etti yani ha. Öyle. Nereye kalmıştık ulan? Kaç yıl? Sen sayısını emce ne bileyim ben? Sus ulan da şaşırttın beni. Hep senin yüzünden öyle. Ya ne yaptı hacı amca yapma Allah aşkına. Daha ne edecek ulan? Ha buraya ensemet çıkmış görmüyor musun? Şaşırttın beni daha. Ne diyeyim emce? Bu paralar görecek gözlerim kabaşay. Bana da lazım. Ya çek ya şunu sayın da Allah aşkına kaç lira olduğunu öğrenelim ya. Tebe para toplama fikrini ortaya atan sayın vekildi. İyi ama görünmez ortalıkta be. Hayatını yaşıyor ya. Ne demek istiyorsun sen? Süslenip gidiyor. Dut gibi geri dönüyor her akşam. Kesin bir dalgası var. Ula iftira etmeyin yaşını başını almış adama. Abi ben de gördüm. Filinta gibiydi. Hı? Bunun hasta varsa iş fena demektir ha. Ula sizin ağzından çıkanı kulağınız duyuyor hem he. Doğru diyor be ha. Kaçta kalmış ilk törünü? Ne bileyim hemce sen sayesin. Ula hep senin yüzünden oluyor. Şaşırtıyor Sümeri abi. Ya çekil kafasından adamım be. Geliyorum ben.
Süngür Hanım, kayda girelim mi? Hayır, şimdilik dur. Merhaba. Kampanya düşündüğümüzden de kısa sürdü. İşte, gerekli bütün para burada. Tam zamanında yetişti. Kul sıkışmayınca hazır yetişmezmiş. Sizin görgü şahidi programınızın başarısı bu. Halkımızın başarısı desek daha doğru olur. İnsanlarımızın ne kadar merhametli olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah ameliyat da başarılı geçer. Biz elimizden geleni yapacağız. Yine de şifa Allah'tandır. Ben parayı muhasebeye yatırayım. Hay Allah senden razı olsun. Dur bakalım. Daha ne yaptık ya? Sen el öpecek kalırsın. Mehmetciğim merhaba. Merhaba Vekil Bey. Gelin gelin. Vekil Bey hayrola böyle sabah sabah? Halletmem gereken bir takım işlerim var Sayın Hacı Bey. Sahi vekilim, emekli adamın böyle her gün ne işi olur acaba, ne işi olur Zaten size hesap mı vereceğiz? Yok estağfurullah Sayın Fazla vekilim. Fazla vaktim yok. Şey pardon, bir işimiz var da rica etsem halledebilirim. Nedir efendim? Canım bankaya para yatırılacak da. Benim bankayla ne işim olabilir? Her gün bankaya para yatırmıyor musun da? Biliyorsun Sayın Vekilim, Reşo'nun kızı için aramızda para toplamıştık ya. Onun bankaya yatırılması icap edildi. Canım yolunuzun üstü. Para yatırmayı iyi becerir vekilim. Becerir. Verin yatırayım. İyi günler. İyi günler Sayın Vekilim. Tamam. İnşallah düşündüğümüz gibi değildir. Ben merak ederim bir. Acaba o banka faiz verir mi? Kim? Kaç para? Ne? Ne zaman? Efendim? Anlamadım. Tamam. Kadın. Erkek için iki büyük tehlike beyler. Senin korkmana gerek yok. Niye be? Çünkü ikisi de yok bizde. Konuşma kel. Vekil Bey parayı yatırmamış. Yatırmayacağı malumdu zaten. Yüksek faiz veren bir bankaya yatırdı. Biz zaten o parayı çoktan gözden çıkarmıştık. Asla bir bebeğin tedavi parasına da göz dikmek şerefsizlik be. Vekil Bey'i ben de defterden sildim. İnsan şeytana uymasın bir kez arkadaşlar. Yapmayacağı adilik yoktur. Vekil Bey'i bir soğuk suya sokmak lazım. Komşu olarak vazifemiz Bilal Bey. Sizi dinler, bir konuşuverin. Komşu bütün kendimi fedaya hazırım. Emriye Hanım ne dersiniz? Vekil Bey'in yerine o kadın bağışık olur mu edersin? Hala yakışıklıyım ha buraya. Kafandan geç onu yapma kalkarsan. Seni daha o pavyon kandili olacak karıyı da vurdum. Ben hasıma değilim. Uy. Kafamdan ne geçiş Emriye Hanım? Kirmizi noktalı bazı fantezilerim olabilir. Ben senden başka gül koklar mıyım karıcığım? İstersen kokla. Ama o koku tabut kokusundan önce duyduğun son koku olur. Emriye Hanım şimdi öyle deme da yani. Bak ben oraya bir çeşit vazifeli olarak gidiyorum. Oturacık, kakacık. Göz hakkı değilen bir şey vardı. Bakmak da mı yasak? Bakacaksan usulüne bak. Yoksa iki gözünü de oyarım. Tamam Emriye Hanım. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. İftira ediyorsunuz. İftira. İftira masum insanlar için yapılır. Bu kadının geçmişi malum. Hiç kimse mazisi lekeli diye suçlanamaz. Tövbe ettin mi Vekil Bey? Sen ondan haber ver. Tövbe etmedi ama bana söz verdi. Öyle kadınların para için vermeyecekleri söz yoktur. Hayır.
Yeni bir hayata başlayacak. Her şeyi birlikte yapacağız. İnanın bana. Ne kadar safmışsın be vekil bey. Sen de buna kandın. O bana yalan söylemez. Orospuların tek sermayesi yalandır. Sen ne diyorsun be? Sakin ol vekil bey. Doğru söylüyor. O seni hala aldatıyor. Aşkımızı kıskanıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Sevgilin şu anda başkasının kollarında. Paranı söğüşlemek için sana böyle bir oyun oynadılar. Sen de Zoka'yı kolayca yuttun. Sana aşk tuzağı kurdular. Hayır! O beni seviyor! Ne arz etmiş bize? Ne çekeceğiz? Bize birer rüzgar avuşu. Ağlama oğlum. Bana da dokunuyor. Olmuştur. Ameliyattan haber yoktur. Ne olacak halimiz Bilal ağa? Kul olmanın güzelliği burada işte. Tevekkül ve teslimiyet. Allah neylerse güzel. Doktor bey çıkmıştır. Ağzın içine bakayım doktor bey. Gözünü çapağınıyım. Bana müjde de. Ameliyat başarılı geçti. Kızım iyileşti mi doktor bey? O zaman da olur. Desene kınalı kekliği koklayacak. Emine, her gece beni buraya getiriyor. Çok hoşuma gitti. Abi kalbine çok güzel. Yüzü güldürdü. Muzuğun ne işe yaradığını gördün mü? İçkiyle beraber kafalar nasıl dumanlanıyor? İçki yerine su karıştırılmış ayran içtiğimizi garsonlar bir fark ederse yandık. Şşş, vekil bey geliyor. Haydi şerefe. Polat Ermiyat sana otursun üstüne. Bahane halkının da pavyona girmesi moda oldu. Sayın vekilim, buyurun, buyurun. Siz de oturun. Ne yapıyorsunuz burada? Her gece yaptığımı gönül eğlendiriyoruz. Mahalle arkadaşlar mı? Biz erkek değil miyiz? Sayın vekilim. Ne o sayın vekilim? Bizim de böyle kadınlarla eğlenmeye ihtiyacımız yok mu yani? Sen beni seviyorsun. Seni kimseyle paylaşamam. Boş ver sayın vekilim. O hancı biz yolcu üstünde durmaya değmez. Tabulu malim midir? Bir iki gün beraber olduk diye sırılsıklama aşık olmuş ihtiyar bunak. Şimdi rahat bırak. Şıllık! Sağ ol. Hakikaten erkek kadınmış. Bu Eylül'ünü hiç unutmayacak. Hadi gidelim.
Sen daha fazlasını içebilirsin. Bir iki, kaç şeker? 3 şeker. Kahven de senin gibi tatlı. Ama paramız bitti. Para mı? Ben hemen gidip bulurum. Yanınıza gelene kadar dakikaları saydım. İnanın bana, şu anda bir lise talebesi kadar heyecanlı. Kendinize haksızlık etmeyin. Siz çok özel bir erkeksiniz. Üşüdünüz mü? İsterseniz sıcak bir yere gidelim. Hayır, herkesten uzak sizinle baş başa olmak istiyorum. Ben bütün kadınları severim. Evdeki çekirdekçi hariç. Çekirdekçi kim? Geliyor Mehtap Hanım. Çünkü size ilk görüşte aşık oldum. Ben de size aşık oldum. Lokum alın kardeşler. Hayırdır? Kandil mi Reşo? Yok, kızım Cennet iyileşmiştir. Hastanede çıkmıştık. İçimden geliyor. Gözün aydın. Sağ ol. Sen de aramıza. Alacağız tabii. Ağzımız tatlansın. Alın komşular, ne duruyorsunuz? Gözün aydın Reşo. Allah sizden razı olsun. Sen de al selamı al. Çok sıkıntı çektin. Vallahi çekmişsin. Sizler olmasaydı daha fazla çekerdim. En çok Vekil Bey'in gayreti oldu canım. Sen de buyur Vekil ağam. Allah senden de razı olsun. Çok üzgünüm Sayın Reşo. Kızının tedavisi için mahallelinin topladıklarını hovardalık parası yaptım. Senin canın sağ olsun vekilim. Hem para benim değildi ki. Hadi bir lokum sen de al da ağzın tatlansın. Sağ ol. Bu arada Osman yenge de bütün mahalleye ziyafet çekecekmiş. Niye be? Niyesi var mı? Sayın vekilim yeniden yuvaya döndü ya, onun için. Osman vekilin yuvasını yapacak. Üstüme gelmeyin sayın arkadaşlar. Olan oldu bir kere arkadaşlar. Üstüne gitme aynı işte. O da yaptıklarından pişman olmuştu. Böyle şeyler her erçuğun başına gelir. Benim de başıma gelebilir mi emi diye. Nefsine uyarsan gelir tabi torunum. Geldi emici. Kim geldi ulan? Vekil Bey'in neftini çeler hatun geldi. Hı? Ya bu kadının burada ne işi var? Bizim mahallenin erkeklerinin nesinden hoşlanır bu hatun ya? Tekrar bana döneceğini biliyordum. Sadece bende kalan emanetlerini getirmiştim. Emanet mi? Nedir onlar? Benim için almış olduğunuz mücevherler ve verdiğiniz paraları getirmiştim. Ama ben onları size hediye etmiştim. Bana sadece sizin sevginiz yeter. Helal paraymış, geri döndü. Osman Hanım'ın 5 senelik çekirdek parası çıktı işte. Hazreti Bekir dilinde zikir hu diye döner efendim aşk meydanında. Hazreti Ömer belinde kemer hu diye döner efendim aşk meydanında. Hazreti Osman cemetti Kur'an okunur her an aşk meydanında. Hazreti Ali şüphesiz deli Allah'ın aklını her meydanında. Hazreti Bekir dilinde zikir hu diye döner. Daha ne kadar böyle oturacaksın? Hazreti Ömer komşuların sadakasıyla mı yaşayacağız? Bir iş bulasam. Hazreti Osman cemetti Kur'an okunur her an aşk meydanında. Hazreti Ali şüphesiz deli Allah'ın aslanı her meydanında. Hazreti Bekir dilinde zikir hu diye döner efendim. Gel bakalım koçum. Sen hangi dalda yarışacaksın söyle bakalım. Ya. Abi bey ben arabesk dalında yarışacağım. Bu dalda acayip kabiliyetim var. Bir döktüreyim de dinle. Caney 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 işte meydaney. İyi günün dostu neredesin aney. Tamam iyi kes. 10 milyon katılım ücreti. Tamam bey. Adın neydi? Ali Çorum. Ali Çorum. Hayırlı olsun. Sağ olsun. Sıradaki. Abi ben de halk müziği söyleyeceğim. Kardeşim ne istiyorsanız onu söyleyin. Herhangi bir sınırlama söz konusu değil. 10 milyon rica edeyim. Abi 5 milyon versek olmaz mı?
Benimki halk müziği. Tür ayrımı yok. Hepsi 10 milyon. Adın neydi? Şaban Çevik. Hmm. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bir sonraki. Altın mikrofon ses yarışması burada mı olacak? Evet hanımefendi. Bendeniz tertipliyorum. Kim katılacaktı? Kızım efendim. Hı hı. Buyurun, buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Hangi türde okuyor kardeşimiz? Türk sanat müziği okuyor. Birinci olacağından eminiz. Fırsatlar kaçırılmamalı. Bakarsınız bu yarışma kızınızın hayatında dönüm noktası olabilir. Hemen kaydını yaptırıp katılım formu vereyim. Kardeşimizin ismi neydi? Muazzez Yıldız. La donna in mappe, quasium al vento, muta docento. Ay, ödüm patladı İhsan. Yüreğimi hoplattın hayatım, ne diyorsun? Ne yapıyorsun Asuman Hanım? Senin yüreğin de taştır, taş. Dinamitlense bir şey olmaz. Kes şu bağırmayı, seni duyanda evde kavga var zannedecek. Vento. Kavga değil ama bu evde aslan var aslan. Ay git şarkı yarışmasına katıl bari. La sus donna, yeter, sus! Ben şimdi seni susturmasını bilirim İhsan. Aslana bak hele, aslana. Bir yudum suyla sütlüm püklüm oluverdi. Sanat düşmanı, müzik katili kadın. Sen ne anlarsın konudan, soludan, operadan? Tabii, ben anlamam. Pavyon yosmaları anlar ancak. Mutlaka o öğretmiştir bunu sana. Pavyon ve mehtap yaşandı bitti Asuman. Bu mevzuyu ebediyen açma artık, nokta koy. Evet İhsan, bu hadise hayatımda kara bir nokta olarak kaldı. Bu meseleyi her zaman temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önüme koyacak mısın? Beni dinler, dediklerimi yaparsan koymam. Bu evde bundan sonra arya söylemek yok. Diz dize, göz göze oturup birlikte çekirdek yiyeceğiz. Öylesi hoş, güzel ve kabiliyetli bir genç kız mutlaka altın mikrofonu almalı. Alacak da. O yeteneği onda görüyorum. Bu hususta elimden geleni ben şahsen yerine getireceğim. Hiç endişeniz olmaz. Ay yoksa torpil mi yapacaksınız? Şu kadarını size söyleyeyim. Kızınızla bizzat ben ilgileneceğim. Hem de yakinen. Adı Muazzez, soyadı da Sensay olur. Uy! Ula ben ne olayım? Sen tasalanma Mehmet Bey. Altın mikrofonu aranızda bölüştürürüz. O nasıl olay? Ortadan testereyle mi kesedim? Aa, bu da kim İrfan Bey? İzli kalmış büyük bir yıldız. O da çok yakın zamanda milyonların sevgilisi olacak. Hayranlarını coşturacak. O vakit ben kızınızı yanıma vokalist olarak alır, onu şöhrete de kavuştururum. Aa, sen kim oluyorsun da sana vokal yapacakmışım? Karadeniz'in incisi, yarışmanın birincisi. Deli saçması, konuşuyor işte. Evet anneciğim, bize müsaade İrfan Bey. Gerekli müracaatınızı yaptık. Hı. Katılım ücretini de ödedik. Sıra yarışmaya katılmakta. Kızınız birinci olacak. Fakat yarışma öncesi kızınızla görüşmem gerekiyor. Kendisine bazı püf noktalarını anlatacağım. Şarkı söylerken nelere dikkat etmesi lazım geldiğini bilmesi gerekiyor. İyi olur İrfan Bey, yardımlarınızı bekleyeceğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. İyi günler efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Ha bu işi çocuğuma gitmeyin. Bak Mehmet Bey kardeşim, birincilik senin dedim. Jüriyi de ayarladım. Bu işi 300 milyona bağladım. Ama sen henüz altın mikrofonu garantiye almış değilsin. 250 milyon getirdin. Hı. 50 milyonu hala getireceksin. Uy, ben kalan parayı hemen tedarik edip geleyim. Birinciliği kimseye kaptırmak istemeyelim. Tamam, iyi olur. İtinayla halılarınız yıkanır. Akbak halı servisi geldi. Yıkama servisimiz tanıtım amacıyla halılarınızı yıkar. Halı yıkamacı geldi, halı yıkamacı! Evet ablalar, yengeler, halı yıkama servisimiz gelmiştir. Tanıtım reklam amacıyla halılarınız yıkanır. Halı yıkamacı geldi, halı yıkamacı! Halıcı! Halıcı geldi, yıkama servisimiz tanıtım amacıyla kapınıza kadar gelmiştir. Bu fırsatı kaçırmayın! Halı yıkamacı geldi! Halıcı! Halıcı, kaça yıkıyorsunuz? Maliyetini abla, sadece su ve deterjan 250 bin lira. Tanıtım kampanyası hanımefendi. Hemen salondaki halıyı toplayıp getireceğim. Halı oğlum yıkamacı. Ben de getireyim. 250 bin para mı bu zamanda? Halıcı hemen geldi, halıcı. Tamam abla.
Ay çok ucuz canım, vallahi yıkayıncaya kadar canım çıkıyordu. Uy, bedava olsa yatağını yorganını da vereceksin demek. Neden vermeyeyim? Hem neyi verip vermeyeceğimi sana mı danışacağım? Af kurma Asuman, halını ver de çekil ayağa kalkın de. Dur Makbule teyzeciğim, yardım edeyim. Balkona mı götüreceksin? Yok oğlum, sokağında yıkayıcıları geldi. Çok ucuza yıkıyorlar. Götürsen ver Harun. Bu da Bekir Bey'in elbisesi, ucuz bir fiyata bunu da temizliği verin. Al abla kartımız, sen de al. Sen öldüm, de al abla. Öldüm, öldüm. Hemşerim, tut 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 tut. Oh, tut, tut. Oh. Ay, gavur ölüsü gibi Merat be. Daha Reyhan Hanım'ın Allah'ını getireceğim. Al şunları al. Helal. Oh. Kardeş, halılarımız ne zaman gelir? Yarın gelecek abla. Adresi teslim. Hadi düğünüm, hadi, hadi. Doğan, sana bir süre görüşmek istemediğimi söylemiştim. Biliyor musun, seni anlamakta zorluk çekiyorum. İnat etmenden belli zaten. İyi ama ben senin nişanlın değil miyim? Nişanlım olabilirsin ama sahibim değilsin. Önce şu modeli çıkaracağız. Ondan sonra... Kolay gelsin Lazer. Aa, hoş geldin Mehmet abi. Seni hangi rüzgar attı buraya? Feyza ablan buraya mıydı? İçeride nişanlısıyla konuşuyor. İyi, yabancı sayılma. Mühim bir işim vardır, onu konuşacağım. Maşallah, maşallah. Allah muhabbetimizi artırsın. Senin yolun konfeksiyonumuza hiç düşmezdi Mehmet abi. Haklısın. Çok müşkül bir haldeyim Feride. Ya batacağım ya çıkacağım. Yeni bir yol daha bulursam zirveye otururum. Yine şu yarışma meselesi değil mi? Evet. Tek ümidim sensin. Biraz derdayım da. 50 milyon temin edemezsem birinciyi başkaları kapacak. Borç mu istiyorsun? Kasa tam takır Mehmet abi. Daha bu sabah kumaş için ödeme yaptım. Bir kuruş bile yok. Yok mu? Ne edeceğiz şimdi? Gitti birincilik. Üzülme, ben hallederim. Hayır, kesinlikle olmaz Doğan. Tamam, sorun değil. Buna asla müsaade etmem. Niye olmaymış? Parayı sen vermeyiz ya. Cici enişten vereyim. Ne kadardı? Cici enişten vereyim. 50 milyon. Ne kadar da güzel yazım vardır. Buyur al. Bankadan gidip çekebilirsin. Sağ ol enişte. Allah ne muradın varsa versin. Allah sizi Mesut Bahtiyar eylesin. Sevdolu aynı yastan baş koyarsın. Teyze, cici enişte mi üzme. Hadi bay valla. Barun, bassana ya, bassana! Ya boşuna zor dedik ya! Allah Allah! Bassana şuna! Çalışmıyor! Bitireyim! Şu 14-15 numaralı anahtarı ver bana! Bizde her numara mevcuttur Sayın abim. Buyur bakalım, al! Şunu al da, bana da Yıldız Tornavidi'yi ver. Kolay gelsin sayın kardeşlerim. Sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Vaziyet ne alemde? Dört teker dönebilecek mi? Sürpriz olup bir aksilik çıkmazsa biraz sonra çalışması lazım. Ha iyi, sevindim. Hadi bas, bas, bas! Öğleden sonra elektrik faturasını yatırmaya gidecektim. Bununla giderim bari. Araba bir çalışsın, ilk önce senin işini görsün Bekir Bey. Hay yaşayayım be! Baksana Baran ya! Basıyorum abi. İşte bu kadar. Karbüratör ayarı da tamam. Hotelik Selami, marşa basıyorum ha. Bas be Baran, bas! Çalıştı, bas! Hey yavrum be! Çalıştı, çalıştı! Vay be! Çalışıyor, çalışıyor ama taksin taksin. Hadi şöyle bir tur atıp gelelim. Sakın beni unutmayın ha! Unutmayız, unutmayız. Seni unutur muyuz? Sen burada bekle, bir tur atıp gelelim. Tamam, tamam. Hadi toparlanın bakalım çocuklar. Haydi! Evi yok. İş. Elinde avucunda bir şey yok. Çoluk çocuk perişan. Mahallemizde en uygun Habu Reşo. Ben de ona vermeyi düşünüyorum. Reşo bu sene de bizi zekat verme yükünden kurtaracak. Habu falan birkaç ay idare eder onu. Zarfa koyup da öyle verelim ona. Öyle verelim. Bu İstanbul'da derde çare bulamaz. Yine perişanım da. Sıkma canını be Reşo. Ucunda ölüm yoktur ya. Var kurban var. Hem de açlıktan, sefillikten, fukaralıktan var. Gün doğmadan neler doğar. Hem Müslümana ümitsizlik yakışmaz be Reşo. Bu kadar da ümitsiz olma yanık. Bir çay iç.
Sıtkı kardeş, veresiye defterimiz kabarmıştır. Bu benden yanık reşo, ben ısmarlıyorum ben! Mahcup edersin beni kurban, boğazımdan geçmez. Reşo, yeğenim. Buyur emmi. Gel buraya bakayım, gel. Geleyim. Buyur emmi. Sen şimdi Allah'ın emrini yerine getirmek ister misin? Elbette emmi. Peki, benim Allah'ın emrini yerine getirmemi de ister misin? Elbette ki emmi. Öyleyse al abını, kocabına bakayım. Nedir bu? Bu benim zekatımdı. Sen de ihtiyaç sahibisin. Zekatı vermek farzdı. Hadi almak da çok sevaptı. Hadi bakalım, al bakalım. Sıtkı, ha bu çaylarımızı tazara bakalım hadi. Hasan Usta, ben birazdan gelirim. Sıkıştım da. Bugün erken çıktım. Canım sıkkın Ahmet, ne zaman halledeceğiz bu işi? Bu hafta içinde ustayla konuşacağım. Şerefsizin buzdolabını bile aldım. Mahallede duymayan kalmadı. Evde bir şey söyleyecekler diye ödüm kopuyor. Az daha sabret. Gelecek ay kiralık ev bakmaya başlayacağım. Söz. O zaman söz kesilinceye kadar mahalleye birlikte gelmeyelim. Zaten ne vakit birlikte yürüsek hep Ali abin karşımıza çıkıyor. Sen bakma onun öyle olduğunu. Bitirim çok iyi bildi. Sen de olsan onun gibi davranırdın. Ama biliyorsun, ben sana karşı çok ciddiyim. Bizimkisi temiz bir aşk. Bizim niyetimizi nereden bilsin? Bilse de karşı çıkar, yediremez ki kendine. Tanısan sen de hak verirdin. Ana! Şerefsizim Ahmet, gene işin iş. Dön artık sen, çaycı Sıtkı gördü, hemen bitirmeye çalışır. Tamam, yarın görüşürüz. İyi günler. İyi yere dükkan açtı şerefsizim enişte. Göremeye gelen... Hey be, bu günleri de görecek miydik? Kendi arabamızla Sarayburnu'na geldik. Boğaza karşı çay içmenin keyfini yaşıyoruz. Bu manzarada zehir olsa içilir be! Bu arabayı almamız iyi oldu Selami. Aklımız estikçe Vın Çamlıca Tepesi, Vın Sarıyer. Bakırköy Yeşilköy sahilleri. Göz gelince de pikniğe gideriz. Ya bu arabayı tamir etmek için az mı uğraştık be? Şimdi de sefasını sürelim değil mi? İyi dersiniz de, yedi kocalı hürümüz gibi 40 tane ortağı var bunun. Hangi birimize sıra gelecek? Doğru ya, nerede çöktük orada bu... Hop, hop dedik arkadaşlar. Bu kadar kötümser olmayın. Bizim aramızda böyle şeyler olmaz. Ya hep ya hiç. Hem bunlar için erken daha. Boğaza karşı çayımızı içelim he. Yarın nereye gidiyoruz Selami? Nereye mi gidelim? Kanlıca'ya yoğurt yemeye. İş yok mu ağalar, iş yok mu? Yazmayayım mı? Bakın belediye çöpçü aramayayım mı? Yahu... İş çoktur be. Baksana ilanları bile vardır. Baksana tam sayfa iş ilanları. Herkes çalışacak eleman arıyor. Hani nerede yazıyor kurban? Okuyak hele. İşte bak mesela şurada. Çocuk bakıcısı arandığı yazıyor. Onu geç kurban. O bana göre değildir. O avrat iştir. Başka? Bakalım. Ah! Abi şuraya bakın be. Malezya'da çalışacak işçiler aranırmış. Malezya mı? He. Orası neresi ya? Malatya olmasın? Hadi ya, Malatya'dan gelmişsin. Malatya'da iş güçüne gezer. Bak hele, başka iş yok mu Dalgacı? Başbakan 6 ay önce bu memlekete gitmişti. Yabancı memleket. Televizyonda gördüm, gökdelenleri bile var. Ana, desene orası da bir Almanya'dır. Vallahi ben giderim. Müracaat nereye yapılıyor kurban? Adres Taksim'deymiş. Taksim'de midir? Ben giderim, verin lastiği. Tek başına bulamazsın. Ben seni götürürüm. Ben de geleyim ya. Kaç yıldır oralara çıkmamıştım. He, bana yoldaşlık edersin. Onun arabası var, gider mi gider, bastı mı gaza, gider mi gider. Ne oldu ya? Selami şaka yapma.
Selami yapma. Yolda mı kaldık? Yolda mı kaldık? Yapma Selami. Ha gayret. Hadi. Hadi. Hadi gidiyor. Tamam. Tamam hadi. 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 Yapma. Hay Allah cezasını versin. Hay Allah. Gene. Açın şunun kapısını. Hadi gene yolda kaldık. Gene bakalım. Hadi gene. Ya. Yani bıktım usandım şu arabadan ya. Ya gene bozuldu işte. Yani Allah'tan mahallede kaldık. Kalmasaydık hadi, ne hadi hale gelir? Hadi itin. Buna güvenip de yola çıkan da suç. Bir de ses yarışmasına bununla hadi itirim be. Belki gideriz. Hadi hadi. Ama zor gideriz biz bu gidişle. Hadi itin. İt. Hadi hadi. 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 Hadi it 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 it. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Sayın vekilim. Efendim. Bu bizimkinin ses yarışmasına sen de geleyim misin? Sizin gibi boş vaktim olursa ben de gelirim. Ne güzelsin sayın vekilim. Nasıl sinirlenme Hacı Bey? Bir saat sonra mesai bitiyor, daha elektrik faturasını ödemeye gideceğim. Bugün ödemezsem cezalı olacak. O zaman ne dikili duruyorsun re sayın vekilim? Yumurtanın fonduğa dayanmasını mı bekliyorsun? Ha, para verip ortak araba aldık. Bekle dediler, hala ortada yoklar. Daha ilk günden başladılar arabayı babalarının malıymış gibi kullanmaya. Aa, gözün aydın geliyle. Davulun yoldan geliyor Batman, motor bozuk. Bilmeden bozuldu. Aman aman dur hop! Tamam Allah cezanı versin. Sayın vekilim, seni burada beklettik ama motor arıza yaptı. İçine etmişsiniz arabanın birader. Ben şimdi nasıl gideceğim? Önce yaya, sonra tramvayla. Ulan edepsiz. Sayın vekilimle ne biçim konuşuyorsun he? Edep terbiye mektepte okutulmaz. Aileden alınır Hacı Bey, aileden. Sen şimdi benim aileme laf mı ediyorsun? Ben ederim. Meclis görmüş adamım. Yanlış buldu mu taşı gediğine korum. Ulan sen neyi nereye koyuyorsun he? Ne? Durun ya. Allah Allah yapma ya. Koskoca adamlarsınız. Bir araba için birbirinize girmeye değer mi? Sayın Başbakanımızın Malezya'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında iki ülke arasında bir takım ticari anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmalar çerçevesinde biz de Malezya'ya işçi göndermekteyiz. İş olsun da nerede olursa olsun giderim ağalar. İşsizlik canıma tak etmiştir. Bize minnettar kalacaksın. Oraya gidenler 3 ay sonra altlarında araba milyarlarla dönüyorlar. Deme be. Madem öyle ben de giderim. Ne uğraşırım kabıcılıkla mabıcılıkla be. Ben hiç durmam. Uçak bileti, pasaport işleri, yemek içmek gibi bilumun giderler için sadece 2.000 dolar masraf parası alıyoruz. 2.000 dolar mı? Çok para be ha. Biz şimdi nereden bulacağız onca parayı? Madem üçünüz de gideceksiniz, size 1.500 dolar. Ne yapalım? Bir yerlerden tedarik ederiz be. Madem milyarlar söz konusu. Kaz gelecek yere verecek tavuk buluruz. Paranın 1/3'ünü müracaatınızı resmen yaptığınız zaman alırım. 1/3'ünü yola çıkarken, kalanını da Malezya'ya vardığımızda alırız. Ayrıca nüfus kağıdı, ikametgah senedi, 4 fotoğraf istiyoruz. Evraklarınızı tamamlayıp gelin ki 2 gün sonraki kafileyle sizi göndeririz inşallah. Geliriz be. Ne demek? Hadi yürüyün, yürüyün. Hemen evrakları tamamlayalım. Hadi gidelim.
Gün doğmadan neler doğar demişler. Kuş sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Son anda umut doğmuştur Ezo. Kuru bir yaprak gibi o yerden bu yere savrulacağız demektir Reşo. Demek ki rızkımız gurbet ellerde yaratılmış Ezo. Drejan Malatya, oradan İstanbul. Şimdi Mangenesen'in Almanya'sı. Hey kurban oldum Allah'ım. Ben istemiyorum Reşo, istemiyorum anlıyorsan. Bir lokma ekmeği her yerde buluruz. Biz birbirimize yeteriz. Yeter ki ayrı kalmayak. Yapma etme kurban olan. Böyle konuşmayasın. İçim burkuluyor, ciğerim sökülü vallahi. Hem başka çare kalmış mıdır Ezo? Baba biz de Almanyalı mı olacak? He kurban he, biz de Almanyalı olacak. Beyoğlunda. Tamam, kirpinin yerinde görüşürüz tamam mı? Tamam. Kaç kişiyiz? Ha ben muhakkak gelirim. Tamam. Hı-hı. Hadi görüşmek üzere. Gidiyor musun? Esirin miyim senin? Bir tatil gününü beraber geçiririz diye ümitlendim. Bir kocanın karısına karşı olan vazifelerini unutuyorsun. Hevesin kursağında kalsın. Yine sabaha karşı gelirsin. Senin bir sıkıntın mı var? Benimle oyun oynuyorsun Yalçın. Kumar oynadığını biliyorum. Bunu anlamayacak kadar saf değilim. Saçmalıyorsun gene. Saçmalayan sensin. Bıktım senin bu saçma sapan suçlamalarından. Televizyoncu olduğun için kafanda bir takım senaryolar uyduruyorsun. Ondan sonra bunlara kendin inanıyorsun. Beni dinlersen sen bir psikoloğa git. Bu tavsiyeni sen tatbik etsen çok daha iyi olur. Asap bozucu sözlerini daha fazla dinlemek istemiyorum. Ben de seni iki gün göremeyeceğim için üzgünüm. Salonun en iyi yerini size ayarladım Emice. Beni burada rahat seyredersiniz. Havuz oğlu sülalesine de en uğuna oturmak yakışıyor. Oy, sor bilmeyettin ne? Olacak o kadar itibarımız. Nasıl olsa Karadeniz'in incisi, yarışmanın da birincisiyim da. Numaralı olmasın Mehmet abi. Sonra bizi kaldırmasınlar sakın. Abim nihayet sahneye çıkıyor, onu en önde alkışlamak isterim. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmadınız. Yıldızım bugün parlayacak. İnşallah. Emice ben hatunların yanında sıkıldım. Hop dedik Selami'nin yanına geçeyim mi? Ne oldu aslanım? Sıkıldım ya. Selami ağa. Söyle şunlara başlasınlar. Vallahi çocuklar gece kondu yakarlar. Vakti gelince başlar. Bu yaşmaya bizim mahalleden başka gelen yok mu ya? Sağa mı dönüyorum, sola mı dönüyorum, hep bizim komşular. Bence bu yarışma baştan sona düzmece kokuyor. Mehmet'i yine dolandıracaklar desene ha? Olsun, biraz eğleniriz. Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Sevgili misafirler, kıymetli konuklar, ünlen müzik şirketince tertiplenen Altın Mikrofon Ses Yarışması'na hepiniz hoş geldiniz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerken, müzik dünyamızın değerli şahsiyetlerinden oluşan jüri üyelerimize teşekkür etmeye bir borç bilirim. Şimdi yarışmamızın ilk şarkıcısını huzurlarınıza alkışlarla davet ediyorum. Hüsnü Ballıses.
Hacı Bey, biraz sağ çekilir misiniz? Göremiyorum. No, sayın vekilim. Röntgenciliğe mi başladınız yoksa? Sahneyi göremiyorum efendim. Yoksa başka bir maksadım yok. Son günlerde size bir hallar oldu sayın vekilim. Gözünüz şarkıcı karılardan başka bir şey görmüyor ya. Vekil, yoksa... İftira hayatım. Benim gözüm senden başkasını görür mü hiç? Fikriye. Ama kabul edemem abla. Uzat elini, uzat. Nerede unuttuğumu bilmemenin cezasını bırak ben çekeyim. Yenisini alman gerekmezdi. Çok yakıştı. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bundan sonra ortaya bırakma. Tekrar kazaya gelsin istemiyorum. Evimde eli uzun biri var. Eli uzun mu? Kim? Akıllı kızım, bu evde 3 kişi yaşıyoruz. Sen, ben ve Yalçın. Yalçın enişte mi? Buyur abi. Sağ ol koçum. Usta hepsinin parasını al dedi. Bununla birlikte 6 oldu. Ustana söyle, 6 tost yemedim ben. 2 günde dışarı çıktığımız yok, yemişsindir. Yalan yok abi, 6 bardakta portakal suyu içtim. Tamam tamam. 1.200.000 abi. 1.200.000 mü? Sonra alırsın. Ama abi. Sonra alırsın dedi ki. Hem kazanırsam 500'de bahşiş veririm. Tamam abi. Bunlar formaliteden çalay. Her bir şey ayarlanmışım. Yaşmanın birincisi benim. Çıkımı yaparsınız. Rüşvet verdim. Ula bunun için garanti belgen var mıdır? Ya başkası olursa? Rüşvetin belgesi mi oluyor Emice? Çok para kaptırdım. Bak ne güzel kızlar çıkıyor, evet. Asuman Hanım. Evet. Ben oyumu şimdiden buna verdim. Evde seninle görüşürüz vekil bey. Şimdi huzurlarınıza... Yarının süperstarı geliyor. Bu ulus sesiyle çikolata renkliler rengini solduracak. Milyonları kendine hayran bıraktıracak. Güzelliğiyle herkesi büyüleyecek. Ve karşınızda Muazzez Şersoy. Bravo! Ne diyormuşum? Hepinizden birer marka rica ediyorum arkadaşlar. Son markan da bitti. Devam edecek misin? Paran yine bitti. Benim burada kredim tükenmez. Biraz bekle. Patronla görüşmek istiyorum. Yine mi borç isteyeceksin? Patronla görüşmek istiyorum, sana ne? Paran yoksa oynama. Biraz bekle. Bekleyemem, oyuna devam edeceğim. Epey borçlandın patrona, tehlikeli mitine geldin. Onun sırtı yere gelmez, eski karısı ödüyor nasıl olsa. Hadi, hadi yürü. Oyun yarıda kaldı. Yine mi kredi? Çok göz verdim patron. Bu sefer kazanacağım. Hep öyle der. Ne kadar? 400. Borcun oldukça kabardı. Altından kalkabilecek misin? Hepsini son kuruşuna kadar ödeyeceğim. İstersen ödeme. Ödemeyecek olsam istemem herhalde. Alacağımızın vadesi yaklaşıyor. Ona göre. Biliyorum. Ödeyemeyecek kıyar. Hazırlanalım mı? Hazırlanın. Top nerede? Böyle oldu.
Ne adamsın Topal. Öbür ayağını da ben kıracağım, haberin olsun. Şimdi huzurlarınıza sesiyle fırtınalar estirecek Karadeniz uşağı Mehmet Hafızoğlu geliyor. Şu anda hepiniz soluklarınızı tutmuş, heyecanla yarışmanın birincisini bekliyorsunuz. Sizi daha fazla merakta bırakmıyor ve birinciyi açıklıyorum. Yarışmanın birincisi Muazzez Şersoy. Karadeniz'in dibinde Furkun yemiş de beter oldum emince. Hakkımı yediler. Satılmış bunlar, satılmış. Seni satılmışsın. Evet. Hani ortaktım. Tam yıldız olacaktım. Emci oğlu Küçük Mehmet'in hakkını kimseye yetirmem ulan ben. He kardeş, küremin yerine yapılan haksız paha yapılmıştır. Ben burayı dağıtırım. Haksızlık bu. Yusun size be. Sırf kız güzel diye ödülü ona verdiniz. Birincilik bizim hakkımızdı, bizim! Verin Mehmet'in hakkını! Hacı, Hacı sen de biçim adamsın! Torunun Küskün Mehmet'e yapılan haksızlığa ha böyle sessiz mi kalacaksın? Sen ha bu salak torununun birinci olacağını mı zannettin? Meşhur olacağım diye yine paraları ha böyle çarçur edeyim. Teşekkür ederim. Uy! Ödül de ne kadar güzel! Onu kimseye yedirtmem! O benim hakkım! Benim hakkım değil o! Gel lan hadi onu! Ne diyelim? Hakkına çekelim! Hadi ortak olacak! Elle bana ver! Ya yediler Mehmet'in hakkını be! Yettim Küskün! Gel ulan! Dur lan zavrum! Şu eskiye bozuklarını şimdi dert vereceğim! Ver lan! Ver lan! Ulan ne kıkırdayı duruyorsun oraya? Görülmeyecek halde değilsiniz ki dayı. Hepinize birer gazi madalyası takmalı. Hem de altın olmalı. Geçin yatın yatağınıza. Yoksam kalkar elime alırsam sizi dalga geçmeye gösteririm hadi. Yaşa yenge. Az kalsın gerekli icraat için ben ayaklanıyordum. Evet. Gücünüz anca bu kızlara yetti. Şu halimize bakın. Yediğimiz dayak yanımıza kar kaldı. Niye alacığım? Ha bu ödül de kar kaldı yanımıza. Onu şimdi alır kafanda paralarım. Başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi. Kızma Alacığım. Artık ha buralardan gideceğim. Anladım ki size yük olayım. Hem bir daha sizi zor durumda bırakmamış olurum. Nereye gideceksin? İş
İş buldum, gurbete gidiyorum. İş mi buldun? Malezya'ya gidiyorum. İş. Ha buralardan uzaklaşacağım. Lakin biraz para lazım. Emizenden iste. Emize, ha bu iş için bana $1,500 verir misin? Ula benim salak torunum. Hala mı aklın başına gelmedi? Yetmedi mi ula sağa sola bu kadar para kaptırdığın? Vermiyor musun Emize? Vermiyorum. Torununu natar bırakıyorsun, he mi? He. Köyün en yiğit kızını gelin ettik sağa, senin de tuğuna bak. Akrabayı kollamak yok mudur senin kitabına? Yoktu. Yokmuş. Abidik gubidik, benim daha $50 ihtiyacım var. Ben vereyim be, Malezya'da ödersin al. Sağ ol, öderim öderim. He. Hem de fazlasıyla öderim. Nasıl olsa çuvalla para kazanacağız. Ulan dalgıdı para. 10 numara. Ya şimdi bunlar da böyle yetmez ki. Rezmiye. Söyle abi. Hani anam bizden yadigar 5 sarıyla kalmıştı ya. Uçunu ben almıştım, 2 lira kalmıştı. Diyorum ki... Onlara dokunmayacağına söz vermiştin. Bu kez ayrılışı değil ama. İpin ucunu elime geçirmişimdir. Malezya'ya gidiyorum. İstediğin yere git. Ölüm kalım dünyası, onlar bende kalacak. Ben senin abisim, bu dünyada Allah'tan sonra bana emanetsin. Düğününü ben edeceğim. Evini ben kuracağım. Sen 2 tane sarılarının hesabını yapıyorsun. Utanmazsan onları da al Mehmet abi. Ver ver, bizde utanacak yüz mü kaldı? Elde avuçta bir bunlar kalmıştır Reşo. Madem gurbeti öldürülmüştür, ben yiğidim el ağzı eğdirmem. Babamdan son hatıradır. Ben sanki isteyerek mi aramez o? Baban Tayra kızdığında el bebek, gül bebek büyüttü seni. Benim yanımda hep sefalet çekmişindir. Yüzünü güldürememişim. Yine beni mahcup etmişsin. Hakkını helal et. Elbet bizim de yüzümüz güler. Güler ya. Heh, ala bunu Emriye Hanım, ben gidiyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Ha bu para mutfağa yetmiyor. 2 milyon daha verecek. Hı. Ne diyorsun Emriye Hanım? Bir tencere 2 milyona mı kaynağı? Ortalık ateş pahası. Her bir şeye zam geldi. Hı. Ben de ufak bir fiyat ayarlaması yaptım hadi. Zamın kibarcası fiyat ayarlaması mı oldu Emriye Hanım? Hadi hadi, hadi ver. Ver. Allah hayırlı işler versin, bol kazançlar versin, sen de bağ verirsin. Haydi Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım güle güle. Yolun açık olsun, bol kazançlar senin olsun. Her zamanki gibi bu para mutfağa. Bu para Emriye Bank'a. Gün ola harman ola. Bir gün gelir bu paralar bize lazım olur. Sen ne kirli çıkıyormuşsun halacığım. Bir mutfağa, bir Emriye Bank'a yatırdın demek ki. Şimdi ha bunlar bana lazım oldu. Malezya dönüşünde nasıl olsa zengin olurum. Ha bunları o zaman yerine koyarım. Şimdi borç alıyorum halacığım, borç, borç. Ortalık sahtekar da oldu. İnsanlar birbirlerini dolandırmayı marifet sayarlar. Hop dedik. Nasıl araştırmadan güvenebilirsiniz? Ya adamlar sahtekarsa? Öyle. Ya Malezya işçi istemiş. Adamlar da götürüyor be. Adamlar tümü çalışıyor. He. Dolga duvara 10 numara. Devletin iş ve işçi bulma kurumu varken bir takım adamların Malezya işçi götürmesi şüphe çekici. Bunları artık kimse ikna edemez. Değil mi yanık Reşo? Biz kararımızı vermiştik ağalar. Kararımız katidir ağalar. Malezya işçi bizim yüzümüzü güldürecek. Kısa zamanda zengin olacağız, zengin. Paraya para demeyeceğiz. Malezya'nın nerede olduğunu bilmezsiniz. Yaptığınız şu planlara bak. Malezya'nın nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Bilmeyiz be. Hakikaten nerededir Malezya? Ya ta uzak doğuda be. Komşu kapısı mı zannettiniz? Biz kararımızı vermişiz. Kararımız katidir. Yiyeceğiniz bir lokma ekmektir. Onu burada da bulursunuz. Açlıktan kim ölmüştü? Zengin olacağız diye kıskanmayın. Dalga dubara Sıtkı, sen atıyorsun. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bunların sonu hüsran olacak. Yaş tahtaya basacak bunlar. Yok be ağa. Biz yaşa basmayız.
Adamlar güvenilir birileri. Yerleri yurtları belli. Şirketleri bile var be ya. Dedim ya, bunlar nasihat dinlemez. Sen neden bizimle gelmişsin kardeş? Gençsin, para ihtiyacı yok mu senin? Oraya vardığınızda bana bir rapor geçin. Ben de rapora göre harekete geçip Malezya'ya duhul eyleyebilirim. Bu iyi olur uşaklar. Gider gitmez raporunuzu yollayın. Ha bu sersemin kahrini biraz da Malezyalılar çeksin. Nerede bu devlet? Nerede bu kapıcı? Nerede? Apartmanı pişik götürüyor. Pişik be! Pişik! Pişik! Bana ne be? Ne demek be? Sayın kapıcı bozuntusu. Onca insan, onca parayı sana boşuna mı veriyor? Heh! Vermeyin be! Yoktur sadakaya ihtiyacım. Basmışımdır istifayı, giderim Malezya'ya. Hadi bakalım. Ha, duydunuz sayın arkadaşlar. İşi bitmiştir. İstifayı bastım diyor. Bastım! Dalga numara Sıtkı. Bir saat oldu. Çay istedik. Ya işini doğru dürüst yap ya çek git. Yapmıyorum be! Var mı bir diyeceğiniz? Benim var. Dalga numara, şu saatten itibaren işine son vermiş bulunuyorum. Defol! Yok ya! Barona bak barona. Sen kovmuyorsun, ben gidiyorum, ben! Ölelerine ekmek vermemek lazım, nankör bunlar, nankör! Öyle mi? Malezya'dan dönünce görürsün. Malezya'dan dönün, burayı satın alacağım. Hadi be! Parayı hazır etmişim, hemen muameleye başlayalım, gidelim. Nereden buldun da parayı? Söyleyemem Emice. Ortulu ödenekleri aldım, çok gizli. Ulan sen çete mensubu musun he? Yoo, ben küskün Mehmet'im. Hadi gelin burada çek duralım. Okay. Hadi gel gel gel, hadi girelim. Hadi sana uğurlar olsun. Al bakalım bunu. Reşo, gittiğin yerde aileni unutma haber ver. Mehmet, yaban ellere gidiyorsun oğlum. Amcanı habersiz bırakma sakın. Üzgün Mehmet, Malezyalılar da diğerleri gibi dolandırıcı mı sandın? Yok yarık Reşo. Bu adamlara güvenim, tam dur. Üç kağıtçılıklar yoktu. Resmi muamele yapıyorlar be. Eğer işlerin usulüne uygun. Pasaport çıkarmak için muhtarlıktan kağıt bile istediler ya. Kim ne derse desin. Gözü kapalı bu adamlara arkamı dönerim ben. Paralar da denkleşmiş. İyi. Ama sen yanmışsın Darga Dubara. Neden? Malezya'ya yamyam vardır. Yamyam mı var? Yamyamlar seni yer yer. Orası halı yıkama yeri midir? Gelip hallarımızı aldılar, bu numarayı verdiler. Bu kadar zaman geçti, ses de daha yoktur. Yoo, ben ilk defa arıyorum. Ne bağırıyorsun? Senin karşısında çocuk mu var, terbiyesiz herif? Güzelim, halımın başına bir şey gelmiş olmasın. Ha bu işte bir bitiremiyor vardır ama. Hadi bakalım. Evet, bütün işlemler tamamdı. Aha, paraları hep dolar yapmışım. Güzel, söz verdiğiniz gibi paralarınızı da getirdiniz. Alman paklotları da vardı. Artık iş yola çıkmaya kaldı. Yarın saat 3'te burada olur. Uçak servisi bizi alıp Atatürk Havalimanı dış hatlara götürecek. Sakın geç kalmayın, yoksa uçağı kaçırırız. Geç kalmayız kurban. Erken bile gelirim. Çoluk çocukla vedalaşsak da, valla. Mahalleliyle helallaşalım. Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var. Dünya hali bu. Tabii tabii, helalleşin. Selami, bak bana kalırsa bu külüstür çalışmayacak. Sen öyle zannet. Yahu çalışsa da bütün parçalarını söktün aldın, nasıl çalışsın? Çalıştırayım da gör. Ah canım halım, gitti güzelim halım. Of. Of, nasıl oldu da kandık dolandırıcılara? Hiç dolandırıcı gibi durmuyorlardı ki Makbule Hanım. İçim yanıyor hanımlar. Vah, vah, en güzel halımı vermeseydim yanmazdım. Senin halın aslında sıradan bir şeydi. Ben el dokuması, kök boyalı, isparta halısını verdim. Vah, herkesin halısı en güzeldir Asuman Hanım. Senin o halını ben kapının önüne paspas diye bile koymazdım. Vah, aman güzeli çirkeni mi kaldı? Giden gitti, alan aldı. Siz kalkmış neyin münakaşasını yapıyorsunuz? Hayırdır hanımlar, ne oldu, ne var? Yengemin haleti rüyesine bakılırsa kötü bir durum mevzu bahis olmalı. Daha ne olsun, akılsız kafamızın ceremesini çekeriz. Halılarımızı yıkamak için verdiğimiz adamlar dolandırıcı çıktı. Ne? Nasıl olur? Kamyonları vardı, telefonları vardı, adresleri vardı. Yanlış telefon vermişler. Mehmet'in saflığı size de bulaştı demek. Heh, desenize halılar gitti. üzüm üzüme baka baka kararır Selami. Gidin de kendinize dalga geçecek başkalarını bulun. Allah hadi Allah'a ısmarladık Selami. Allah'a ısmarladık Selami. Allah'a kusura bakmayın açık olsun. Allah bunu bakaymış. Emice, para vardı. Olsun uşağım, yolculuktu bu. Ne olacağı belli olmaz. Ben de çok hakkınız vardı. Hepsini helal edin de daha burada rahat edeyim. Helal olsun, helal olsun. Canım Alacığım, sen de hakkını helal et. O güzel yemeklerini çok özleyeceğim. Helal olsun.
Hakkını bana helal et usta. Bir hata ettimse affola. Bir değil, bin hata yaptın. Ama ben seni hep affettim. Hadi rast gelsin. Sağ ol usta. Cem oğlum, anan üzmesin ha. Hamid onun sözünden dışarı çıkmayasın ha. Oğlum. Evin erkeği, evin direği sensin. Anana, kardeşlerine hadar olasın. Vay dalga duvara! Demek ki gidiyorsun ha? Gidiyoruz, gidiyoruz. Unutmayı unutma, yazacağım, yazacağım. Bizi de unutma. Koçum, unutur muyum? Mektup yazmayı unutma Mehmet abi. Yazarım, yazarım. Güle güle Ramiz, güle güle. Var mıdır son bir diyeceğin Ezo? Yolun açık ola Reşu. Oğlum. Ağlama oğlum. Ağlama. Geri geleceğim daha. Hadi hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin ağalar. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Hadi ulan dalgacı, biraz daha akarsa uçağa kaçıracak. Haydi, ha. Yürü, yürü. Haydi güle güle. Hadi. Güle güle, güle güle. 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 Selamet olsun. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin inşallah. Allah'a emanet olun uşaklar. Hadi. Çok üzgünüm baylar. Malezya'daki kötü hava şartları nedeniyle uçak seferleri iptal edilmiş. Ne? Yani şimdi biz Malezya'ya uçakla gidemeyecek miyiz mi? Maalesef. Biletler de yandı. Peki verdiğimiz parayı da geri alamayacak mıyız? Maalesef. Ya sen ne dersin be? Bunun başka yolu yok mudur? Yapmayın ağalar, gidek. Bizi eli böğründe bırakmayın. Ha bu iş bari bizim için hayal olmasa. Gidelim abi, ne olursa olsun gidelim. Bir başka yoldan gidelim. Kabul ederlerse diğer yoldan gönderelim şef. He, ederi kurban ederik. Bütün yollar deney yeter ki. Ama çok riskli bu yol. Yani riskli olsun be, biz gideriz. Peki, ama çok dikkatli olmak zorundayız. Hayatımda ilk defa kanuna aykırı bir iş yapacağım. Var mısınız? Yunanistan hududunu gizli jene geçeceğiz. Buna da var mısınız? Varız. Kamyon işte burada. Sakın ses çıkarmayın. Arabada gürültü yapmayın. Yasa dışı yoldan gidiyoruz çünkü. Dikkatli olmalıyız. Polisin eline geçersek bu işin hapis cezası bile hadi var. Ba. İşin şakası yok arkadaşlar. Hepiniz en az 10 yıl yersiniz. Yalnız be. Ben şurada. Burada ölümü bile göz almış ama. Şurada kamyon. Sen ne diyorsun? Ben canımı bile fidaya hazırım. Yeter ki zincir olun. Zenginlik ne demek ya? Her biriniz Karun olacaksınız. Karun'un hazinelerine mi gidiyor? Hadi geçin. Hadi Karun çiğin. Karun, Karun Sultan Süleyman gibi zengin bir adam be. Biri, biri, biri. Hadi. Sesinizi çıkarmayın ha. Dördü de tongaya düştü, dördü de, ha, değil mi? Şişt, yapma ya, duyacaklar şimdi. Duymadan yavaş ol, yavaş. Süt gram istertlendiniz, Reşo'ya da seslendiniz. Para verdik, ümitlendik. Gurbet ele yolculuk var, Malezya'ya yolculuk var. Yakala Mehmet kardeş. İçeyim bir tane kardeş. Bir daha memleket sigarası nerede bulacağım? Stok yapın stok. Çekin 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 çekin. Memleketin dumanı lazım olur. Tövbe tövbe. Sen ne diyorsun kardeş? Memleketin dumanını yiyeceğin, içeceğin stoku mu olmuş? Biz içmeyelim de kim içsin? Aa,
felah. Aha buramı köz eylemişler. Malezya'da bu tütünü bulabilecek miyik? Geldik herhalde. Nereye bak? İndemeden inmeyelim. Şu filanın işine bak. Bir gurbetten öbür gurbete attı bizi. Şimdi bu salaklara oyun oynamanın sırası. Ha. Biraz gülelim. Buyur komiserim. Ne var bu arabanın içinde? Polisler çevirdi be. İçeride bol bol besle yaparım artık. Karpuz var komiserim. Ne karpuzu? Diyarbakır karpuzu var komiserim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? Bu mevsimde Diyarbakır karpuzu mu olur? Valla Diyarbakır karpuzu. Arabada kaçak bir şeyler olmasın. Yok, vallahi yok komiserim. Şunun kilidini aç bakalım. Komiserim, sana 5000 mark vereceğim. 5000, 5! Olmaz, ben rüşvet almam. Hediye komiserim, hediye! Aa, yan cebime koy. Arabada ne var? Karpuz, turpanda karpuz. Sera karpuzu bunlar komiserim. Hadi hayırlı yolculuklar. Ucuz kurtulduk ağalar. Oh be ya, ne karpuzmuş. Ucuz kurtulmuş. Ula Sidik kokuyor be. Kim kaçırmıştır? Bu kokuyor. Yok be, akak mı? Pis sıdıklı kal. Bunlar uyumuş. Hadi Maraş yolcuları uyanın, hadi hadi. Yatlayın, atlayın arkadaşlar. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi hadi Malezyalılar, hadi uyanın bakalım hadi. Hadi. Çabuk atla 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 çabuk. Çabuk. Çabuk motora geç. Yürü 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 hadi. 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 Acele edin. Çabuk olun. Beni deniz tutar, midem bulandı. Ulan küskün, ne biçim deniz çocuğusun? Karadeniz'in denizden birası mı bulanırmış he? Ya kaptan, daha gelmedik mi be? Ne diyor bu ya? Ne bileyim ben ya? Şşş, hey, susun, bağırmayın! Denizin ortasında kim duyacak ula? Yahu in yok, cin yok. Gecenin bu vaktinde denizin ortasında kim duyacak bizi kaptan? Yunan deniz polisi, yahu gavurun radarı bile var. Mide gürültüsünü bile duyarlar. Şşşş! Ula! Adamların radarları varmış be, susun! Şşşş! Ben bize de! Allah canına! Benim üstüme kusma sakın! Bak şimdi, şunlara nasıl bir oyun oynayacağım? Ne harikasın kaptan! Gülmekten öldürürsün adamı! Al, al şu keyfi aç bakalım! Açalım bakalım! Bize sen nedir ağlama? Eyvah, yandık Yunan polisi yaklaşıyor. Yandık, yandık, mahvolduk, mahvolduk ki. Yunan deniz polisi yaklaşıyor. Gürültü etmeyin ama değil mi? Allah eyvah, sonumuz geldi ya Rabbi. Sen yandınız Allah'ım. Buraya bağırma geldi be kusacı. Gözüm bir bak, kerizler nasıl yediler değil mi? Bana bak, kapat şunu. Çabuk çabuk, hadi kapat hemen. Gidiyorlar be, gidiyorlar. Neyse ki şüphelenmediler. Hadi geçmiş olsun, şimdi paraları verin bakalım beyler. Hani son kısmını Malezya'da verecektik be? Öyleydi ama şartlar değişti. Bu parayı adadan gelip size alacak Yunanlılara vereceğiz. Aksi takdirde adada kalırsınız. Merak uvak evet, dağlar. Verelim. Aha bu en son bilezik. Yüzdük yüzdük, kuyruğu da geldik bari. Ah. Ver alıp gitsin. Hadi, hadi görüşürüz.
geldik be! Beyler, gözünüz aydın. Yunan adasına sağ salim gelmiş bulunuyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi hakikaten geldik mi? İnanamıyorum. Biz şimdi Yunanistan'da mıyız yani? Ne bellerdin? İnsan kuş misali. Gözünü açıp kapayınca kadar geldik işte. Bir de bana sorun. Biri karşınıza çıkarsa sakın Türkçe konuşmayın. Hmm. Türk olduğunuzu anlamasınlar. Hmm. Yunanların Türk düşmanlığını bilirsiniz. Sadece La Pasaportiye dersiniz. Buyur. Türk olduğunuzu anlamasınlar. Söyle bakayım. La Pasaportiye. Nah değil, La Pasaportiye diyeceksin. Bu kelime sihirli bir kelimedir. Bütün kapıları açar. La Pasaportiye, bu kelime sihirli bir kelime. Bütün kapıları açar. Tamam, hadi eşyalarınızı toplayın. Hadi çıkıyorum, hadi. İşte geldik. Sizleri Ege adalarından en ıssızına indirdik. Bizi karşılamaya kimse gelmemiş be. Birkaç saat sonra sizi Malezya'ya götürecek adamlar gelecek. Tamam mı? Merak etmeyin. Onlar alıp götürecek. Tamam mı? Hani son taslı burada Rumlara verecektin? Şirketimiz parayı banka havalesiyle onların şirketinin hesabına geçti bile. Merak etmeyin dedim size. Tamam, bitti bu iş. Çok kolay geldik canım. Şirketinizden memnunum. Hadi bakalım, hoşça kalın. Hadi geçmiş olsun. Hadi gel, tamam, sen de hadi, hadi. Sen de öpeyim. Dur, motorcuya bahşiş yok mu? Ne de olsa hayatını tehlikeye atarak sizi kaçak olarak Yunan adalarına getirdi, değil mi ya? Bütün para bizi sana vermişiz. Bahşişe para biz kalmadı. Ceketin hoşmuş. Onu ver istersen. Vereyim kardeşim, hadi senin canın sağ olsun. Nasıl olsa Malezya'da yenisini alacağım. Dediklerimi unutmayın. Türk olduğunuzu anlamasınlar. La Pasaporte'den başka kelime yok. Hadi, yolunuz açık olsun. Hoşçakal. Hadi, hadi, La Pasaporte'ye. Hadi, La Pasaporte'ye. Dedun da, dedun da. Hadi, hadi. Bizi de unutmayın. Geç Malezya'dan bizi unutmayın. Hadi, yürüt, yürüt, ne gelen var, ne giden. Adamlar polisleri yakalamasın. Ya, olacağı buydu. Kanunsuz iş yapanların yolu hapishanede son bulur. Yunan hapishanelerine çürüyüp gideceğiz be. Biz bu yolla Malezya'ya gitmeye razı gelmeyecektik be. Son pişmanlık fayda etmez. Keşke paraları peşin vermeseydim. Adamlar bizi Yunan adasında bırakıp gittiler be. Başka çaresi yoktur. Sabretmek lazım. Uy! Ulan neredeyiz? Malezya yolu üzerinde bir Rum adasındayız. Nerede olacak? Yav, yavaş be, yavaş. Bir duyan olacak be. La Pasaporte, kim duyacak ula? Yavsuz be, yok. Allah canını almaz. Hadi be, hadi be. Öldüm açlıktan da. Eğer bir şey yemezsem, ha buraya öleceğim. Sakın beni buraya gömmeyin. Trabzon'a götürün beni. Hele bir tepeye çıkalım. Hadi. Mezarlık, demek ki burada insan yaşıyor. Ula bu mezarlık Hristiyan mezarı. Ula haç var haç. Tövbe yarabbi, tövbe estağfirullah. Yunan adasında Müslüman mezarlı olacak değil ya be. Yürüyün, yürüyün. Sakın konuşmayın gel. Ha. Adam geliyor da. Selamun aleyküm. Ne patlamaya? Allah Allah. Adam selamın aleyküm dedi. Demek ki Müslüman. Ula o da Allah'ın kulu değil mi? Allah ona da hidayet etmiş, yürü. Uy, ha burası bizim memlekete çok benziydi ha. Yazıları bile Türkçe. Taylancı! Atlara bak, bizim atlara benziyor. Taylancı! Şşş, yavaş konuşun be ha, Türk olduğumuzu anlamasınlar. Taylancı! Bu nasıl iştir kardeş? Benim kafam karışmış. Bu topraklar bana hiç yabancı değil. Aa, ben anladım. Burası Yunanistan'da Türk mahallesi. Dünyada Türk'ün ayağının basmadığı yer mi var be? Uy, ecdadımızın torunları bunlar. Osmanlı 600 sene bu Kopalilere hizmet etti. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur be. Biz yine de La Pasaportiye'den başka laf etmeyelim. Yoksa Türk olduğumuzu anlarlar. La Pasaporte komşu. La Pasaporte komşu. Nerede bu polis? Uy, polisler! Ana! Bunlar da kim böyle? Birini mi arıyorlar?
Hey arkadaş, birini mi arıyorsunuz? Yine bize doğru geliyorlar be. Kaçalım, dövelim. Çaktırmadan atıyorum. Dövelim. Kaçmayın durun. Kaç, kaç. Kaçmayın durun. Kaldırın ellerinizi. Arayın şu kaldırın, dönüşünü. Kaldırın ellerinizi. Çabuk olun. Kaldır. Üstlerinden bir şey çıkmadı komiserim. Kimsiniz siz? Niçin kaçıyorsunuz? Lapa. Ne diyorsunuz be? Kimliklerinizi çıkartın. Lapa. Allah Allah. Manyak mısınız? Nesiniz? Lapa Zabordia. Ne manyak? Türkçe konuşsanız be, deli misiniz? Lapa Zabordia Türkçe adır. Bunlar kanun kaçağı olan. Olsa olsa tımarhane kaçkınlarıdır. Yok, Lapa Zabordia deli değilim da. Beyler, beni de kendiniz gibi deli etmeyin de adam gibi konuşun. Lapa Zabordia Türk müsünüz? Yok, Rus polisi. Bende Moskova benzer bir hal mi var? Türk oğlu Türk'üm. Haşa, o nasıl sözdür komiserim? Biz sizi Yunan polisi zannettik de. Sizin deli olduğunuza iyice inandım. Burası Yunan adası değil mi? Burası İstanbul, Dangalıklı. Ne? İstanbul mu? Burası Yunan adası değil mi yani? Ne Yunan adası? Heybeli adadasınız beyler. Sizi de kandırmışlar. Yine mi kandırıldık? Yandım gülüm keten. Komiserim, yüzüme bak. Ben çok salak biri miyim? Evet. Yine çarpıyı, yine çarpıyı. Bizi Malezya'ya götüreceklerdi be. He ağlar, paralarımızı, altınlarımızı kaptırmışsın. Ha ben şimdi Enzo'ya ne derim? Durum anlaşıldı, anlaşıldı. Bindirin şunları arabaya. Gelin, gelin. İfadelerini alalım. Sizi dolandıran adamları tanıyor musunuz? Heba, La Pasaportia. Onlar şimdi uçmuşlardır. Bizim uşaklar Malezya'ya varmış mıdırlar acaba? He. Dalga dubara sıktı, kahvenin can şenliğiymiş. Ülen dördü birden olmayınca sanki mahalle bomboş. Dalga dubara sıktı ya, yanık Reşo'ya, küskün Mehmet'e. Abidik gubidik Ramiz'e ne kadar alışmışız meğer ya. Sayın Hop dedik Selami Bey. İnsan bazı duyguları yaşamadan anlamaz. Ayrılıktan zor belleme ölümü diye türkü bile var. Çok özlediyseniz bir telgraf çekin, geri gelsinler. Evun tadetuzu kaçmıştı. Torunum Mehmet'i merak ediyorum. Keşke şimdi çıkı gelse. Oo emici, onlar Malezya'ya varıp iş bile bulmuşlardır. Zengin olmadan da dönmezler. De la pasaportia komşu. La pasaportia. Geldiler lan. Rüya mı görüyorum? Torunumun hasreti başıma mı vurdu yoksa? Mehmet'im karşımda duruyor. Emice! Torunum! Emice! Mehmet, torunum! Emice! Seni çok özlemişim. Sormayın başımıza gelenleri ağla. Malezya diye kalmışık, paraları kaptırmışak. Ulan yine paraları kaptırdın değil mi benim salak torun? Emice, yalnız bu sefer tek başıma kandırılmadım. Ulan sizin dolandırılmaktan başka kabiliyetiniz olmaz zaten. Neyse, sağ salim döndüler ya. Canım, giden para olsun ya. Ula iki günün nereleriydiniz, kaytalar? Teba, bizi Yunan adası diye Eybel adaya bıraktılar. Ben bunlara kandım, yoksa beni hiç kimse dolandıramazdı. Bitirin torunum. Emret emice. Sen bana böyle kalın bir kızılcık sofası bul götür bakayım. Ha bu dördünü de akılları başlarına gelene kadar doğucu. Bu işini görür mü emice? Heh, hiç yoktan iyiydi.
dedik, çok diyorsunuz. Zerzavatçılığa da bugün başlıyoruz. Patatesle soğanı makul fiyattan verin, ikişer çuval alalım. Çuvalını 600'den verebilirim. Çok söylüyorsun hemşerim. Size makul fiyatı söyledim. Aşağısı kurtarmaz. Zaten gelişi 500. Piyasaya yeni girmişik kurban. Bir kolaylık yaparsınız. Aldığınız fiyata verseniz size dua ederim. Üçü beşi arama. Ver şu elini. 500 verelim. Bundan sonra malayıp senden alacağım. Madem bu işe yeni başladınız, sermayenize bir destek olsun. Aldığım fiyata ver. Yaşa. 500 bin. Allah razı olsun. İnşallah bereketli olur. Biz de kazanırız, sen de. Bizimle çalışmaktan çok karlı çıkacaksın. Buyur parayı. Bütün İstanbul sebzesini bundan sonra bizden alacak. İnşallah. Yalnız iki çuval soğanla, bir çuval patatesle bu iş yapılmaz. Şimdilik paramız bu kadarına yetmiştir kurban. Sermayeyi yapalım, her şeyi senden alacağız. Hey İstanbul, bizden kork! Sahiden meyve satacak mısın Selam ağa? Satacağız tabii, yanık reşo. Ne kadar çeşit olursa satışta o derece iyi olur. Sağ ol Reyhan. Bir isteğin var mı? Yok. İyi. Bilal, bizim eski televizyonu çıkardım. Reşolara versek iyi olur, sevinirler. İyi düşünmüşsün. Ramiz'i göndereyim, o götürsün. Hı hı. Hadi alasmalık. Güle güle. Ahmet. Buyur usta. Senin bir derdin var, söyle bakayım. Yok be usta, şerefsizim yok. Derdini söylemeyen dermanını bulamaz derler. Usta be, bugüne kadar bana hep babalık ettin. Aslında sıkıntımı biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Bu iş böyle olmayacak usta. Ben de ne zaman niyetini diyeceksin diye bekliyordum. Niyet ayı, akıbet ayı. Ben Hacı Hafızoğlu'yla görüşürüm. Sağ ol usta. Hadi domates geldi. Daha soğan da var. Selamünaleyküm ağalar. Yanık, bağır biraz, bağır. Böyle ticaret olmaz be. Bizim ağalar, reşo, sabah kendi sabah millet rahatsız ediyor. Reşo, uşo! Bağır biraz, bağır! Ya Reşo, böyle bağıracak olursak bu malların hiçbirini satamayız ha! Bak şimdi bana, benim gibi bağıracaksın. Patates geldi, soğan geldi, 3 kilo 100! Haydi buyurun hanımlar, hanımlar! Elma var, Amasya'nın elması, portakal! Bana 2 kilo elma, 2 kilo da domates Amanın lütfen! Amanın orada kal! Buyur, ben de 2 kilo mandalina istiyorum. Mandalin? Evet. Ha Reşo, hadi hadi, tamam, hadi abi. Reşo! 1 kilo. Hemen dağıtırım. Domates de portakal. Haydi portakallar! Altın portakallar! Vış! Reşo, Reşo! Bereketli olsun! Allah utandırmasın! Sağ olasın Ezo. Görürsen ki artık iş sahibi olmuşsun. Selam ağamla omuz omuza vermişsin. Para kazanır abi. Bereketli olsun! Sağ ol bacım, sağ ol! Bana da bir şeyler verir sen artık. Akşama yemek yapar. Ya Ezo, bugünden başlama. Hem ortağım vardır. Hayır. Tabii, tabii verecek Ezo bacı. Patron olarak her gün benden birkaç kilo meyve sebze, tamam mı? Hı hı. Haydi, zerzavatçınız geldi. Meyve sebze getirdi. Enflasyona dur dedi. Ağzının tadını bilenler bizden ham dedi, alıp yedi. Sağ ol, hadi hayırlı işler. Ulan Raşo evladım. Ha bu bizim hop dedik gibi bağıracağız. Ne? Karı kısmı bağırmaktan anlar. Yoksa evde lak lak etmekten hiçbir şey duymaz. Ulan uşaklar kolay gelsin, kazansınız bol olsun. Sağ ol Emriye bacı. Hadi, orada ne dikilmiş durarsın? Sen de 1-2 kilo bir şey alsana da. Ben de onun için dikiliyorum da Emriye Hanım. Ulan uşaklar bir şey tartın verin bari. Senin için en güzellerini tartacağım. Sağ ol. Sayın vekilim, armut olsaydın da çok iyiydi, tam sana göre. Teessüm ederim Sayın Hacı Bey. Ha? Yani bana ayı mı demek istiyorsun? Yok, estağfurullah. Buyur Sayın Vekilim, Masuman Hanım'ın siparişi hazırdır. 3 kilo elma 50'şerden 150 bin. Bir de para mı vereceğiz? Bedava mı verir? Ne diyorsunuz? Bu arabada benim bir işlem var. Ya kardan işlemi verirsiniz ya da maldan, anladınız mı? Sayın Vekilim, kasayla alsaydın hadi bari. Be. Allah Allah. Bugünlerde çok acayip davranıyorsun Feride. Bu yüzden sağlıksız kararlar veriyorsun. Seni anlayamıyorum. Gayet sağlıklı kararlar aldığıma eminim Doğan. Bu ikimiz için de hayırlı olacak. Sen de çıkar yüzünü. Nişanı bozuyorum. Nişanı bozuyor musun? İşte acayip davranışlarından biri daha. Ne yaptığını sanıyorsun? Sen kendin de değilsin.
Çok düşündüm Doğan, daha fazla bu rolü oynayamayacağım. Artık oyun bitti. Sen yoluna, ben yoluma. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul edemem. Sonra aileme ne derim? Ne söyleyeceğin beni hiç ilgilendirmez Doğan. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Aşk bir ticaret değildir. Ben seni seviyorum. Ben seni sevdiğimden emin değilim. Maceraya girmek istemiyorum. Hoşça kal Doğan. Feride. Haydi haydi, beleş beleş, gel vatandaş, gel! Gel abim, haydi gel, ucuza gel! Gel mala, gel mala! Tencerede taş kaynamasın! 3 kilo, 100, 3 kilo! Gel mala, geç buraya gel! Haydi abiler, hanımlar, buyurun, buyurun! Buyurun abim, mala bakın! Orada. Mala! Gidin başka yerde satın kardeşim! Esnaflıkta dükkanın önünde tezgah açılmaz! Mal da bizim, terazi de! İstediğimiz yerde tartar satarız! Haydi vatandaş, mala gel! Amme hizmeti bu! Manav efendi, bana 2 kilo soğan ver. Tabii ablacığım. Kilosu kaça? Kilosu 50.000. İyi, 2 kilo ver. Oğlum 2 kilo soğan, soğan ver. Soğan, kilosu 35. Buyurun abi. Haydi 3 kilo 100, 3 kilo 100. Sen neden pahalı satıyorsun? Müşteri kazıklamak ayıp değil mi? Bak, onlar ucuza satıyorlar. Git oradan al ablacığım. İyi, giderim, istersen ver. Gel, 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 gel abla, gel, gel abla, gel, gel, 3 kilo 100, 3 kilo, haydi vatandaş, gel, 3 kilo 100, hadi buyur, buyur vatandaşım. Arabanızı başka yere çekin kardeşim, geldiniz müşterilerimi kapıyorsunuz, ayıp değil mi? Gel vatandaş, gel, gel, tencerede taş kaynamasın, manava inat, 3 kilo 100 bin lira, 3 kilo 100 bin lira, sen de gel, sen de gel. Ya demek öyle ya, peki öyleyse, kim ucuz görsün millet. Haydi gel vatandaş gel, patates soğan kilo 20'ye gel, gel vatandaş gel, kilo 20'ye gel. Ne oldu abiler, gel, nereye gel, gidiyorsunuz? Gel vatandaş, gel! Gel, nereye, gel vatandaş, kardeşim, gel! 2,5 kilo soğan ver. Ver ablaya 2 kilo ver. Ver abine de, bak abine de. Hepsi gitmiştir ağam, şimdi ne edek? Boş ver Bereşo. İstanbul kazan biz kepçe, sebzeleri satarız gezdikçe velallah. Üzülme sen, boş ver. Öğrenmişem ki ucuzluk yaramıyor. Haydi gidiyor. Patates soğan, patates soğan. Hadi gel, gel patates soğan. Hadi patates soğan. Verelim. Patates verelim abla. Gel abi, 3 kilo 100. Buyur domates abi, 3 kilo 100. Domates var abi. 3 kilo 100. Ahmet, çay al bize oğlum. Hacı Bey çayı sever. Peki usta. Ne var ne yok Hasan usta? İşler nasıl gidiyor? Allah'a şükür iyidir. Asıl sıkıntı bu bizim gençler. Hayrola, nesi vardı? Benim bir yardımım olabilir mi? Efendi, alçak gönüllü, sessiz sedasız, bir o kadar da çalışkan biri. Ama velakin gönlü sevdalıdır. Gençtir, olacak öyle şeyler. Lafı uzatmayayım Hacı Bey. Ahmet gönlünü senin ortanca kıza kaptırmış. Uy, ne diyorsun? Derim ki ciddidir. Bu işi bir düşünseniz, ben çocuğa kefilim. Madem öyledi, kısmet bakalım. Evdekilerle bir konuşayım. Ben yatıyorum abla. Bir ihtiyacın var mı? Yalçını bekliyorum hayatım. Dün gece sabaha karşı geldi biliyorsun. Boşuna üzüyorsun kendini, onun için değme. Çizmeyi aşma Fikriye. Özel hayatına ilgili fikirlerini kendine sakla. Affedersin. Yalçın'dan iyi bir koca olmayacağını bir arkadaş olarak hatırlatmak istedim. İyi bir arkadaşsan benim ne kadar vefalı olduğumu da bilirsin. Evet. Gençliğinizde yaşadığınız birkaç güzel gün için ömür boyu acı çekecek kadar vefalısın. Birkaç güzel gün. İnsan hayatı boyunca kaç güzel gün yaşar ki? Yalçın kumar masalarımı yatak yapsa da benim kocam. İyi geceler. İyi geceler. Hayır, yanlış anlama Dündar abi. Sen ne dersen ne olur da... adamın parayı ödemeye hiç niyeti yok. Borç da gittikçe büyüyor. Sen bu işlerde daha tecrübelisin. Bir yol göster de... şu adamdan parayı tahsil edelim artık. Ne bileyim, bize birer ikramiye mi... ya da akşam yemeği mi ısmarlarsın? Orasını sen bilirsin. Ama adam gittikçe azıyor abi. Parayı falan ödemeyecek. Anlaşıldı. Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
İyi akşamlar abi. İyi akşamlar Yalçın abi. İyi akşamlar. Yalçın! Bir dakika baksana! Ne oldu? Hadi gazla! Hafızanızı zorlayın. Kocanızı vuranlar kimler olabilir? Bir iki isim. Tanımadığımı söyledim. Bu işi kendim araştırmak istiyorum. İyi bir televizyoncu olabilirsiniz ama bu iş sizi aşar. Haddinizi bilin. Hasım sahibi misiniz? Hayır, lütfen. Sırası mı şimdi bunların? Failleri yakalamamızı istiyorsanız sorduklarıma cevap verin. Kocanıza düşmanlığı olan birileri var mı? Hayır. Kocanıza gözdağı vermek isteyen birileri var mı? Maalesef bilmiyorum. Zaten kocamla bir dönem ayrıydık. Daha yeni barışmıştık. Bu süre zarfında kimlerle ne işler yaptığını da bilmiyorum. Kocanızın herhangi bir zaafı var mı? Ne gibi? Kadın, uyuşturucu, kumar gibi. Kumar için yuvamızı yıkmıştı. Yalçın! Yalçın! Sakin olun Güngör Hanım. Biri ayağından biri belinden olmak üzere iki kurşun çıkardık. Şu an durumu iyi. Kendine gelince görebilirsiniz. Yalçın! Konuşmamakta kararlı mısınız? Televizyonda da bir şey kalmadı. Buyur babacığım. Bismillah. Su gibi devlet bulasın kızım. Afiyet olsun babacığım. Nazan, sana bir şey diyeceğim kızım. Hiç sıkılmadan cevap ver bana, he? Sen benim babamsın, neden sıkılayım ki? Avlanı nişanladık. Şimdi sıra sağdı. Baba... Gel abiye otur bakayım kızım. Utanma kızım. Senin de muruvvetini görmek isterim. Kulağıma bir şeyler çalındı. Ne duydunuz? Biri mi varmış? Öyle bir şey. He? Utanma kızım güzelim. Ahmet'ten mi bahsediyorsunuz? Terzi Hasan'ın kalfası mıymış? Neymiş? He? Evet baba. Nasıl biriydi? Soyu sofu belli mi? He? Zengin insanlar değil baba. Parayı boş ver. Ahlaki güzel miydi? He? İyi birine benziyor. Demek gönlün var he? Sen bilirsin baba. Ben nereden bileceğim kızım? Geçinecek olan sensin. De bakayım bak. Sükût ikrardan gelirmiş. Demek ki gönlün var. Ben bir soruşturayım bakayım şu terzi kalfasını. Allah rahatlık versin babacığım. Sağ da kızım. Sizi kim vurabilir? Hiçbir şey bilmiyorum.
işi. Olayı aydınlatıp suçluları adalete teslim edebilmemiz için bildiklerinizi söylemelisiniz. Size hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Karınız gibi davranmayın. Cesur ol. Suçluları korumayın. Yarın yine uğrayacağız. Geçmiş olsun. Güle güle. Elimi tutkun gör. Sana ihtiyacım var. Kim yaptı bunu Yalçın? Söyleyemem. Ben polis değilim. Karından bir şey saklamam. Gözü bekleyin, cesaretin mutlu ediyor beni. Ama sana zarar gelsin istemiyorum. Onlar senin usullerinle çalışmıyor. Dişe diş, göze göz. Bizim her türlü kanundan haberimiz var. Yine de cesaret edemiyorum. Lütfen. Feleğin sillesini yiyip beş parasız, aç açına bitirmanilerde yaşadığım günlerde üç kuruş için birbirimizi boğazlıyorduk. Bir gece çok iyi kazanmıştım. Şansım yaver gidiyordu. Vay be! Çık abi. Al bakalım. Herkes çıksın abi. Son tur. Son tur. Tamam. Hadi abi, herkes koysun parasını. Hadi. Koy abi, koy. At. Son tur. Son, tamam abi. Sağ olun abiler. Ben alayım şöyle. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Niye erken gidiyorsun? Bu akşamlık bu kadar yeter. Kazandıklarını rahatça harcayabilecek misin? Para nasıl gelirse gelsin yine de paradır. Paranın hakkını vermezsen bu insanı rahatsız eder. Hakkını verdiğimi sanıyordum. Oynadığın zarlara bakabilir miyim? Bana iyiliği dokunan bir şeyi saklamayı tercih ederim. Git bakalım. Ellerini yukarı kaldır. Sakın bir hareket yapayım deme. Kaldır ellerini. Başın daha fazla belaya girmeden defol. Bir bastonun bu kadar işe yarayabileceğini hiç düşünmemiştim. Dost doğru bir arkadaştır. Bunca senedir hiçbir yamuğunu görmedim. Üstüne üstlük sadıktır. Arkadaşlıkta doğruluğu tercih ediyorsun demek ki. Arkadaşlık dediğin dost doğru ve menfaat doludur. Arkadaşlık fikrini sevdim. Neşeli bir adamsın. Hoşuma gideni yapmaktan çekinme. Şanslı adamsın. Şanslı olan sensin. Şanslı olmasaydın şimdi ölmüş olabilirdin. En azından soyulmuştun. Gecenin bu vaktinde niye böyle dolaşıyorsun ortalıkta? Evin yok mu senin? Evde olsaydım şimdi ölmüş olacaktım. Sadece paraların peşindeydi. Kendini boşuna yordun. Bir bardak şarap parası için insan boğazlayanların cinayetleri gazetelerin üçüncü sayfasını süslüyor. Onlardan biri mi olmak isterdin? Hayır, o kadar enayi değilim. Peki nasıl kazandın? Neyi? Parayı. Doğru yoldan değil herhalde. Bileğimin hakkı bu. Ne iş yapıyorsun? Kumarbazım. Yak istersen. Merhaba abi. Merhaba. Bir gün öderim nasılsa. Hayatımı kurtararak mı? Yok. Sigara vererek. Hep böyle bitirmehanelerde mi oynayacaksın? Türkiye'de Türklere kumarhanelerin yasak olduğunu biliyorsun herhalde. Öyle ya. Bize de böyle bitirmehaneler kalıyor. Büyük otelin altında bir kasino var. İşte anahtarı. Sağ ol. Oynamak için anahtardan çok paraya ihtiyacım var. Seni sevdim. Kumarbazların bende açık hesapları vardır. Borç mu vereceksin? Hı. Teminat istemiyor musun? Kumarhanede teminatın ölüm olduğunu bilmen lazım. Biliyorum. Beni bu hale düşüren ne olduğunu sanıyorsun? Yalnız dikkat et. Niye? Kendi zarlarını kullandırmazlar onlar. Kimse anlamadı sanıyorum. Çünkü benim gibi bitirmehanelerden yükselmiş olanlar kolaylıkla anlar. Neyse, kravatsız da giremezsin zaten. Bitirmehanelerden senin gibi yükselenlerin yanında
yükseklerden bitirmanelere düşenler de var. Ben onlardan biriyim işte. Çek. Dündar Göğe abinin himayesini almıştı. Kumar oynamam için borç para veriyor, beni kendine gebe bırakıyordu. Dündar'ın işi kumar yoluyla kara para aklamaktı. Avrupa bankalarından bavul dolusu kara para geliyor, kumarhanelerden temiz olarak çıkıyordu. Kumar kazancının hesabı sorulmuyordu çünkü. Dündar bu işlerden komisyon alıyor, bizi de piyon olarak kullanıyordu. En son 2 milyar borçlanmıştım. Ödeyemedim. Belki öldürürler beni. Sana dokunamazlar. Artık karşılarında ben varım. Yalnız değilsin. Güngör Hanım. Efendim? Bilmek hakkınız. Beline isabet eden kurşun beldeki disklerden birinize dilemiş. Sinirleri tamamen tahrip etmiş durumda. Kocanız felç olma tehlikesiyle karşı karşıya. Parayı ödememek neymiş anlasın zibidi. Bu bir ihtardı. Bir dahakine kurşunlar belden yukarısı için boşalacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Dündar abi. Ama Yalçın'a zarar vermekle parayı alamayız. Benim başka bir isteğim var. Görgü şahidi Güngör Hanım. Şimdi beni iyi dinleyin. Abi da senin. Gel Cennet kızım. Aç hele kızım. Baba yarın da getirsin. Fındığım benim. Getiririm oğlum. Yeter ki helalinde kazanayım. Ben kaymaklı bisküvit isterim. Alırım oğlum. Kaymaklı bisküviti yarın alırım. Hem dua edin de bereketimiz bol olsun. Her gün her gün olmaz. Parayı bol buldun çarçura edersiniz. Bugünün yarın da vardır Reşo. Artık işim gücüm vardır avrat. Para kazanacağım, para kazanayım. Çoluğa çocuğa harcamayayım ne edecek? Mezara mı götürecek? Kara günler için bir kenara bir şeyler koyalım Reşo. Komşular olmasa şimdi acımızdan öleydik. Bilal'in karısı Reyhan Hanım şimdi de televizyon göndermiştir. Pavurandır, çevrolatlar çıkmış baba. Bak sen. Kendine gel baba. Allah razı olsun komşulardan Ezo. Bizi televizyon sahibi de yapmışlar. Baba bak kanalı değiştiriyor. Buna ver zımbırtıyı. Hemen geliyorum. Oyuncak mı sandın? Atan sansarı takibi. Ezo, nerede çıktı ya? Ula oğlum. Anam. Al şunu. Ahlaksız edepsiz karı. Çocuk uzak soyunu utanmaz arlanmaz karı. Çocuk çocuğun gözünü açıyor. Reşomu da baştan çıkarıyor. Vallahi doğru dön Ezo. Demek İstanbul adeti böyleymiş. Emriye Hanım. Emriye Hanım. Demek uyudun he? Allah rahatlık versin. Uyanık olsaydın sana bir şey diyeceydim. Madem ki uyudun yarın konuşuruk. Mühim bir meseleydi. Çocukların yanında konuşalım istemedim. Şimdi ha buraya konuşalım istedim. Ama uyanmadın. Nazan'ın işine ne diyeceksin? Onu merak ediyordum. Terzi Hasan Usta'nın kalpasına vereceğim kızı. Nazan'la konuştum. Onun da cihanı var. Oy! Ne diyeceksin, ne diyeceksin? Hakir gibi kızım o cebi deliye mi gelin edeceğim? Uy! Madem ki uyanıyordun, ne de mahses vermiyorsun? Sesi katlaşmış, horoz gibi tepemdesin. Nasıl uyuyacağım? Şimdi de bakalım. Az evvel sen ne zırvalaydın? Yoksa ama yanlış mı duydum? Yok, yanlış duymadın Emriye Hanım. Derim ki, o terzi kalfası ahlaklı biriymiş. Senin salak kızının da gönlü vardı. Lakin biraz dediğin gibi eli darmış. Benim kızlarımın hepsi rahata alışmıştır. Darlığa alışamazlar. Ama Emriye Hanım... Amasını mamasını dinlemeyirim. Şimdi yatacağım. Kızlar benim değil mi? İstediğime veririm. Kahvaltı yapsaydın abla. Geç kaldım.
Bir bardak çay beni idare eder. 14'te stüdyoya gireceğim. Yalçın'a da uğramam gerekiyor. Gözünüzü açık tutun. Şimdi evden çıkmak üzeredir. Hadi patron. Acele et, ne aradın Alo. Sen ya? Hadi ya. Çıkmıyor kardeşim. Durun. Heh. Gözden kaçıyorum ya. Dedim sana. Sen burada bekle. Tamam. Yürü. Ne istiyorsunuz benden? Fazla konuşma, yürü. Dağ başı değil burası. Sana konuşma dedim. Hadi. Ya bırakın beni. Ne istiyorsun benden? Yalçın'ı vurman yetmedi mi? 2 milyar istiyorum. Hem de şimdi. Kalan borç ödenmezse infaz gerçekleşir. Anlamadın mı güzelim? Ya 2 milyar ya da canın. Tercih senin. Siz dışarıda bekleyin. Efendim, buyur abla. Çok zor durumdayım. Zor durumda mısın? Bana çok acele 2 milyar bulman gerekli. Bu adamların şakası yok. Söyle polise bildirmesinler. Sen ne diyorsam onu yap Fikri. Sibel'e git 2 milyar ayarlasın. Polise falan da haber verme sakın. Dinle beni. Kağıt kalemin var mı? Şimdi yaz, dikkatli yaz. Tamam abla. Tamam. Kadın televizyoncuymuş. Yüzümüzü gördü. Sen de beni adımla çağırdın. Ne diyeydim yani? Ne bileyim, adımı söylemeseydin olmaz mıydı ya? Adını söyledikse soy ismini de söylemedik ya, ne olmuş? Her zaman dediğin gibi beton diyebilirdin. Ben de öyle dedim. Sadece betonu söyleseydin. Sen beton Mustafa dedin. Oldu bir kere, hem korkudan dikkat etmemiştir. Kadın televizyoncu. Bizi çıkardığına göre kadına sarkıntılık da yapar bu salak patron. Başımızı yakmasa bari. Kadına bir şey yapmasa iyi olur. Pompa, pompa! Lombardini su pompası motoru mu sayın vekilim? Pomp dedik beyler! Meclis hatıralarınla pompanın ne alakası var sayın vekilim? Yoksa gençlik dönemindeki hatıralarım mı geldi aklına? Olmaz olur mu sayın beyler? O günlerde muhalefet milletvekili olarak Süleyman Çebi ile birlikte iktidarı pompalar tozuna atardık. Sen neymişsin be ağam? Ya sayın vekilim, o zaman tek parti varmış. Demokrasinin olmadığı yerde tabii istediğinizi yapıyor musunuz? İbci, İbci! Müsaade var mı? Ulan gene tükeni boş bırakıp da buraya mı geliyordun he? Salak torunum benim. Seni zincirle mi alıyor Cumhuriyet? Benim de meclise katılmaya hakkım yok mu? Ne güzel oturmuş konuşuyorsunuz. İki kelam da ben edeyim. Tükeni kim duracak? Biraz da bitirim gitsin dursun. Dur bakalım Güskün Mehmet. Bu işte kıdem önce gelir.
Ne de olsa İstanbul'a senden önce geldik. Komşular! Komşular! Can kurtaran yok mu? Ben varım Fikriye. Canımı fedaya hazırım ben. Ana, Fikriye'm bana gelmiş. Bana geri döneceğini bilirdim Fikriye. Yardım edin ne olursunuz. Ablamı kaçırdılar. Gülgör ablam zor durumda. Rehin aldılar ablamı. Ne? Ne? Nerede? Kim kaçırmış? Rehin mi aldılar? Kim almış? İki milyar götürmezsem ablamı öldürecekler. Bir dakika, sakin olun. Bu mafyanın işi. İyice azıttılar. Bunlar için özel kanun teklifi çıkartılmalı. Yarın sayın milletvekillerine ileteceğim, kanun teklifi versinler. Ne diyorsun sen sayın vekilim? Şimdi kanunun çıkmasını mı bekliyorsun? Hemen polise haber verelim. Polise haber verirsek ablamı öldürecekler. Biz de yine duruyoruz kamuya. Hop dedik beyler. Beni dinleyin. Bir planım var. Biz arkaya gidiyoruz. Tamam. Patron içeride mi? Ne yapacaksın? Patron yukarıda işleri var. Aman yavaş. Çabuk. Yandık. Saklanalım. Yandık vallahi çok fena. Hadi güzelim, üzme kendini bu kadar. Bir aksilik çıkmıştır. Hem paranın ne önemi var? Nasıl olsa ikimiz de bekliyoruz. Vaktimizi boşa geçirmeyelim. Benimle olman yeterli. Çek bir şeylerin üstünden. Hadi nazlanma güzelim. Çek. Hadi yapma. Çek. Sürtük. Hele para gelsin. Sonra göstereceğim sana. Ben istediğim kadını elde ederim, anlıyor musun? Pislik. Ya bitirim. Çok korkarım be. Ayaklarım titrer be. Korkma, artık okyaydan çıktı Ramiz. Çok dikkatli olmalıyız, aman açık verme. Bak şu gelenlere, iki tane misafirimiz var. Sıtıklar parayı getiriyor. Güzelleri karşılayalım o zaman. Çizecekler be! Yürüyorlar lan! Buyurun hanımlar. Adım Fincirdek Fikriye. Güngör Hanım'ın hizmetçisiyim. Bu adam, aman bu hanım da özel sekreteri şey. Neydi ulan senin adın? Sibel. Ha Sibel. Memnun oldum ben. Gelin bakalım güzeller, patron da sizi bekliyordu. Bekletmeyelim. Hadi içeri girelim güzelim. Yerim ben seni. Seni çapkın. Bu da balık eti, etine buduna dolgun. Dokunmayasın Dira. Ne yaptım yavrum? Biz sizin bildiğiniz kızlardan değiliz be. Hadi yürüyün çık. Abi yapma be, sana be! Ulan sürtük! Ulan bu erkek ne mi? Ne sandın be, anadan doğma! ulan bu erkek mi? Gel buraya! Gel lan be! Gel buraya! Bizi
devam. Hadi. Devam. Yürüyün. Ne yapacaksın şimdi adamlar? Ne bileyim ben, sus. Kadın işe uyanmaz. İnşallah. Sesini çıkarma. Ne oldu be? Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Şey battı şeyime. Ne battı? Çivi battı. Nerede? Orada. Adamlar. Kim var orada? Sus. Yeter bu kadar. Ulan kaç kişi bunlar be? Hadi gidelim. Yürü, yürü. Hepsi silahlı mı acaba? Sana kimseye haber vermedim işte. Ben... Hadi gidelim buradan. Sen elimdeyken kimse bana bir şey yapamaz. Yukarı çıkalım. Ne yapıyorsun sen be? Manyak onlar mısın sen? Ya. Hem de. Kıracaksın kafamı. Hadi yürü. 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 Ha. Yürü. Yürü diyorum sana. Yürü. Yürü. Bırak onu diyorum. Yaklaşmayın. Öldürürüm bu kadını. Tamam. Parayı vereceğiz. Bırak onu. Tamam. Ne istersen vereceğiz. Bırak o kadın. Sakin ol. Tamam. Yaklaşmayın. Öldürürüm bu kadını. Tamam dedik. Yaklaşmayın ya. Yaklaşmayın diyorum. Tamam. Hele bir dene. Denesene. Hadi. Seni gidi. Bizde hiç kalmamış. İşi bitirmiş Selam abim ben. Selam ağam. Öldüreyim mi? Polis mi gelecek? Güzel hanımlar. Emniyetin telefon numarasını bilen var mı içinizde? Emniyetin mi? 155-155. Bildiniz.
Bak Cemalettin, başarının sırrı tenkit etmemek, hiç kızmamak, hiç sertlik göstermemektir. Güler yüzlü, tatlı dilli olmaktır. Üstlere itaat ve saygı, astlara şefkat ve merhamet esastır. Çünkü ahiret yolcusunun gönül alması lazım. Yolumuz önce ahiret, sonra dünyadır. En iyiniz yanına yaklaşılması en kolay olanınızdır buyuruldu. Bunun tersi ise yanına yaklaşılması en zor olanınız en kötünüzdür. Müslüman kendi şahsında dinini sevdiren insandır. Unutma Cemalettin, insan vücudu yemekle, içmekle sıhhat bulur. Dışarıdan alınan gıdalarla hayat bulur. Oysa insan ruhunun gıdası vermekle olur. Ruhun gıdası ve cilası unutma, vermektir, vermektir. Verin. Elinizdeki imkanları insanları sevindirmek için dağıtın. Hiçbir şeyiniz yoksa güler yüzlü olun. Geliştirsin ne oldu o zaman onun için öyle demişim. Yok yok yanlış bile yapıyorsun. Sağ ol kızım. Sağ ol. Ver ver. Sağ ol kızım. Baba siz de İstanbul'da kalsanıza ayrı bir ev tutarsınız. Bana bak kız. Bizden bıktın mı da babandan ayrı evi seysun? Hayır dedeciğim. Ben onlar için diyorum. Hayatta sizi bırakıp gitmem. Hele bir git bakayım. Git de bacaklarını kırayım. Yıkıl karşımdan. Bağırma torunuma da. Hiç merak etme ana. Biz ayrı ev tutarız ama kızımız yine sizde kalır. Arada bir gelir size. Uy, ana kız gelin güvey olayım. Ha burada kim gali? Ben kalıyorum. İyi ediyorsun. Talip kadar olamazsın. O kaldı. Biz niye kalamayız? İstanbul'a geldiğime pişman etmeyin beni. Ha bunlar hep senin yüzünden oluyor Talip. Kal buraya. Beraber iş yapalım diyelim sana. Beni dinlemeyiyorsun ki. İnat ediyorsun. Kaldı tane oldu. Limon kasası önümüzde zabitelerle kovalamaca oynadık. Her işin bir zor tarafı vardı. Yarın da inşaat sektörüne el atacağım. Ha bu işte çok para vardır. Bizim hemşehriyle tikiyle apartmanları köşeliyle. Uy şimdi de inşaatçılık mı yapacaksın Talip? He. Önce ameli olarak gülüp işin inceliklerini öğreneceğim. Sen de hangi işi yapacağına bir karar versin. Etü de diyorum. Hangisine para vardır onu inceliyorum. Uç tekerlekli almayacak mısın? Yoksa sebzecılıktan vaz mı geçtin? Değirim ya emice. Kesin kararımı vermedim. Gün ola, harman ola. Mesela diye ya babacığım. Oldu yine öfkeseline kapıldım. Ne yaptın zinciri? Zincir mi? Ne zinciri? Parmağındaki yüzükten sonra zinciri de satıp takıldığın süprüntüye yedirdin değil mi? Ne yani? Beni hırsızlıkla mı suçluyorsun? Ne olduğunu sen düşün. Bana bak. Eve hırsız girmiş olmasın? Ya ne iyi hırsızmış. Birini almış gerisini bırakmış. Namuslu adammış demek ki. İhtiyacı kadar almış. Sen herkesi kör kendini uyanık mı sanıyorsun beyefendi? Bir akşam yuvamıza takılalım dedik, burnumuzdan getirdin. Hadi git, git durma. O süprüntü de seni bekliyordur. Gözü yollarda kalmasın. Baba artık bizi sevmiyor musun? Sus be! Bir de sen başlama anasının oğlu. Hadi! Kapıya baksana kızım Büşra. Peki anne. Kim? Kimmiş kızım? Bilsen abla. Gelmiş bir şey istiyor. Ne istiyor kızım? Seni istiyor. Gel. Bebek nasıl küçük hanım? İyidir, ellerinden öper babacığım. Okul nasıl, dersler iyi mi? İyi, ellerinden öper. Senin işler nasıl gidiyor? İyi, ellerinden öper. Nasılsın anneciğim? Allah razı olsun evladım. Abin nerede? Ders çalışmaya çalışıyor. Ne demek şimdi? Yani ders çalışmıyor, çalışıyormuş gibi yapıyor. Aklı bir karış havada. Ayıp, sus. Abin duymasın. Bilsen Hanım'ın misafiri gelmiş. Evinde her şey bitmiş. İstediğini verseydin Kevser, verdin mi?
güzel. Tabii, Allah ne verdiyse olanını şimdi vereceğim. Oh, aman Kevser, ne varsa verin. Komşularımıza, dostlarımıza, herkese ne isterlerse olanı verin. Tabii vereceğim. Bugün onlara, yarın bize... Sakın kimseye yok demeyin. Daha bugün Ender abi söyledi. Vücudun gıdası yemek, ruhun gıdası vermektir dedi. Vermekten kaçınmayın. Verin, verin dedi. Ya verecek bir şey yoksa babacığım? Eğer verecek bir şeyiniz yoksa gülümseyeceksiniz. Güler yüzünüzü, tatlı dilinizi eksik etmeyin dedi. Baba, saat 19.30'a yaklaşıyor. Ne oldu oğlum, önemli bir şey mi var? Süper yarışma var baba. Aa, sahi unutmuşum. Açsana televizyonu, aç aç. Yavaş, sessiz olun. Baba, araba çıkarsa benim olacak, ona göre. Vallahi para da benim, kimseye vermem. Çamaşır makinesi de benimdi. Çeyizime koyun. Aa, bana ne kalıyor? Sıra geldi dördüncü. Gazeteyi her gün okuyorsun ya baba. Doğru, gazete de bana kalacak. Bakalım, bakalım, bakalım dördüncü buzdolabı nereye gidiyor? Hep birlikte izliyoruz. Dördüncü buzdolabı nereye gidiyor acaba? Ben bundan dördüncü pek bir şey anlamadım. Toplam. Bu hediyeler nasıl veriliyor? Anlaşılmayacak bir şey yok anneciğim. Sıfır. Ver oğlum şu gazeteyi. Buyur baba. Bak anneciğim, bu süper yarışmada... bugün aldığımız gazetenin... şu köşesindeki numaralara göre çekiliş yapılıyor. Hediyeler de buna göre veriliyor. Şimdi bakalım hangi numara çekilecek? Ha, eğer çekilen numara... bu numarayı tutarsa kazanıyorsun. Diyelim ki bu numaraya bugün hiçbir şey çıkmadı. O zaman bu gazetenin işi bitiyor. Böylece al oğlum. Sen takip et. Yarın alacağın yeni gazetenin aynı yerindeki numarayla yarın akşamki yarışmaya katılıyorsun. Evet, bu kadar basit. İkinci buzdolabı talihlisini belirliyoruz. Bak. Bir. Abi. O numara bizde var mı? Yok Müşra'cığım. Bir. Boş ver. Son rakam 2. Son buzdolabı. Bakalım. Bak son buzdolabı. Son buzdolabını nereye gönderecek? Hep birlikte izleyeceğiz şimdi. 0. 3. Bu da yok ya. 7. 4. 3. Böylece buzdolapları, televizyonlar çekildi. Bize bir şey kalmadı. Çeyizim yine boş kaldı. Tüh. Bizde bu kısmet varken araba hiç çıkmaz baba ya. Oğlum çıkana nasıl çıkıyor? Bugün çıkmazsa yarın çıkar. Öbür gün çıkar. Haftaya çıkar. Öyle hemen lop diye var mı? Kısmet bu, kısmet. Sahibini bulacak burada. Evet, ve ayrıca o arabayı kazanan kişi 250 milyon lira kazanacak. Arabayla birlikte. Ne kadar güzel. Şansımız çoğalır. Dur kızım dur. Attı. Bak birinci numara. İlk rakamımız 2. 2. Var mı Ömer? Var baba. Var be. Var be, var be. İkinci rakamımız. Ne kaç? 9. 9. İkinci rakam. Var baba. Var. 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 Anne var, 9 da var, ikinci de var. 0. Var mı? O da var baba. İkinci araba geliyor, ikinci araba geliyor. Dördüncü rakamımız 2. İki çıktı. Tamam. Şimdi 5. numara. 5. rakamımız. 5. numara. 5 var. 5. 5. 5. rakamımız 5. Var baba. Hanım, galiba çıkıyor. Bizi çıkıyor. Hanım. Şu anda 290.250 acaba kaç? Evet, çünkü bu elindeki numara. Hadi, hadi 5. numara. Süper Kia Sefia'nın ve aynı zamanda 250 milyon liranın sahibi olacak kişiyi belirleyecek. Hadi. Evet, bakıyorum. 290.250. Evet, bakıyorum. 290. Olmaz be. Elektriklerin kesilmesinin sırası mı şimdi? Ömer, elektrikler kesildi. Televizyon çalışmıyor baba. Televizyon değil oğlum, elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi ya. Ne yapacağız şimdi baba? Tüh be. Ya baba, ne yapacağız ya? Oğlum ben nereden bileyim ne yapacağız? Belki de bize çıkmıştır. Bir şeyler yap. Elektrik getir, lamba, lamba, mum getir. Telefon et. Bir şeyler yap oğlum, hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buranın yetkilisi kimdi? Ne yapacaksın? Bu inşaatı satın alacağım da ondan sonra ayarım. Müteahhit bey orada. Sağ olasın, hadi gör. Sağ olasın.
Affedersiniz, müteahhit bey, bir şey soracaktım da. Müteahhit bu bey. Öyleyse siz affedersiniz. Ne var, ne istiyorsun? İş istiyoruz. Ne işi? Ne iş olursa, hat kararuk, simonta tuğla taşıruk, suva yaparuk, boya badana yaparuk. Tamam, tamam, anlaşıldı. Bizim de bir iki adama ihtiyacımız vardı Ahmet bey. İyi, o halde çalışsınlar. Ustabaşı size ne yapacağınızı Allah söyleyecek. Allah razı olsun sizden. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Sağ olasın. Tamam, hadi benimle gelin. Ben de geleyim. Hadi gel. Anne, ben çıkıyorum. Çocuklar, bir istediğiniz var mı? Baba, gidiyor musun? Hı hı. Sen bir şey istiyor musun bebeğim? Oğlum, gazeteyi katlayıp bir kenara koysan olmaz mı? Affedersin anne. Çocuklar, annenizi üzmeyin. Ben üzmüyorum baba. Ya, ne demezsin küçük hanım. Arada bir oluyor ufaktan baba. Cemalettin, akşama gelirken senin kasaptan kemiksiz et al. Keşkek yapacağım. İyi olur hanım. Ne zamandır benim de canımı çekmişti. Anacığımın eski yemeğidir, değil mi? Eskiden sabah akşam keşkek yapardık. Şimdi lüks oldu, lüks. Ne oldu oğlum? Küm, ben... Bir şey mi oldu? Sıkıntısı halinden belli değil mi? Karşında kıvranıp duruyor. Hem de kıvır kıvır. Şey baba, nasılsın? Sağ ol oğlum. Çok şükür iyiyim. Ya sen nasılsın? Şey iyiyim. Böyle avcumun içi kaşındığı zamanlar daha da iyi oluyorum. Para için avucunu kaşıyor. Söyle de avucunu yalasın baba. Baba, bugün arkadaşlarla beraber tekvando müsabakalarına gideceğiz de. Elbette. Tabii tabii. Gidebilirsin oğlum. Fazla geç kalma. Peki baba. Şey baba, nasılsın? Efendim? İyi misin? Teşekkür ederim canım. Bugün arkadaşlarla birlikte gofret alıp yiyeceğiz de. Gözün aydın Cemalettin, bir müşterin daha çıktı. Evet, iyi de bu halatır sorup para isteme işi nereden çıktı? Ben para almak için hatır sormuyorum. O yağcılık abime mahsus. Yine başladın. Tamam tamam, kesin şamatayı. Alın bakalım. Bu senin. Sağ ol baba. Bu da senin küçük hanım. Ama bu az. Abime çok para verdi. Büyüğe çok, küçüğe az para hanımefendi. Annen doğru söylüyor kızım. Abin senden büyük. Bunun için de paraya ihtiyacı senden fazla. İyi ama ben seni abimden daha çok seviyorum. Şuna bakın hele. Daha fazla para koparmak için her türlü numarayı boş yapıyor. Boş. Şimdi de duygu sömürüsüne başladı. Bu çocuklar babalarını bizden daha çok seviyorlar. Biz para mı veriyoruz ki anne? Ben hepinizi çok seviyorum. Tamam, ben de hepinizi çok seviyorum. Geç kaldım. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle yavrum. Güle güle. Ulan buradan. Oy, oy, oy. Hadi çabuk, çabuk. Ulan dur, yedik onu buraya, yardım et bana. Dur, dur, hadi bakalım. Hadi bakalım uşağım, dikkat olasın ha, hadi. Dikkat et. Hamur yağmelilik mi edin çocukta? Sen de hem şikayeti değilsin hem de sen işiyorsun. Sağa oydum böyle oldu. Uy, ayağım, ayağım, ayağım. Uy, ayağım. Ayağım, ayağım. Uy, parmaklarım. Uy, ayağım attın çimentayı, bir de o kiriyorsun. Uy, görmedin mi? Sen de benimkini attın. Önce sen attın. Benimkisi kazaydı. Benimkisi de kazanın kazasıydı. Uy, paracığım, parmaklarım. Beyler çalışmaya değil, muhabbete gelmiş. Biz muhabbete değil, iş yapana para veriyoruz. Hadi işinizin başına. Peki efendim. Emredersiniz efendim. Ulan ne biçim adamsın oraya öyle duruyorsun? Tut şunu! Yakala! Ulan tutsana şunu! Kırıl bir! Ha bu böyle olmayacak! Bu gidişten duvar olacak, tuğla kalmayacak! Attıklarımı tutamayasın! Kırıp döktün hepsini! Doğru atmaya çünkü! Madem öyle, gene böyle! Sen at, ben tutayım! Geçelim beceriksin! Sen at
yapmasını beceremezsin ki. Sen de kendi bezeroksunu bağa yükleyorsun. En iyisi buradan oraya taşımak. Ha, şimdi bunu doğru söyledin. Enişten lan kardeşi İstanbul'da kalacak. Enişten lan kardeşi İstanbul'da kalacak. Bir karar veremedi hangi işi yapacak, hangi işi yap. Bir karar veremedi hangi işi yapacak, hangi işi yapacak. Kirdiller inşaata, başla diller betona. Kirdiller inşaata, başla diller betona. Kimse para vermeyi yancılıkta yatana, yancılıkta ya. Kimse para vermeyi yancılıkta yatana, yancılıkta yatana. Çümendallar taşındı, inşaata başlandı. Çümendallar taşındı, inşaata başlandı. Ha bu bizim uşaklar, çoktan da yakalandı, çoktan da yakalandı. Ha bu bizim uşaklar, çoktan da yakalandı, çoktan da yakalandı. Attiler birbirine, kırdiler duvarları. Attiler birbirine, kırdiler duvarları. Bir şey edemediler, ne olacak halleri, ne olacak halleri. Yeterler, kapatın. Çek öyle, çek şunları bak. Bunu ne yapıyorsun? Bak, tutarım da. Nasıl içime tuttuğunun farkına mısın Talim? Uyyy! Affedersiniz Mutahit Bey, işime konsantrasyon olmuşum da. Çek çok affedersin. Ulan bu tarafa ne ortak oluyor? Ulan bir dur. Bu da ne? Şu kadarcık harca kaç torba çimento attın? İki torba. Sakın kum katmadım, sağlam olsun diye. Oyunu ettik hocam. Defolun! Defolun! Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Kovuyorum sizi! Defolun! Ne bağırıyorsun be? Defolun! Hiç ayrıcı kovayırım. Allah Allah! Kovayırım. Çıldım uzu. Kovdum sizi! Gitme be! Affettiniz beni. Buradan oynayasın. İtme lan. Nedir bu sizden çektin be? Defolun. Dışarı. Baban dışarın bağırıyorsun ulan. Ne demek istiyor bu? Bizde sanki başka iş mi yok Talim? En iyisi gene ticarete dönmek. Alalım üç tekerlekli bir araba, satalım patates, soğan. Uyuyun ya, akıllar bin yaş. Ne o? Beni görünce yüzünün şekli şemaili değişti. Lütfen beni rahat bırak. Senin o güzel suratının şeklini ben değiştirirsem bir daha hayat boyu düzelmez. Yoksa içeride yeni bulduğun yavuklu mu var? Seni elimden alacak adamı yaşatmam. Sen benim gelir kaynağımsın. Paralarını bir başkasına yediriyorsun, değil mi? Sen benimsin. Bana aitsin. Öyle de kalacaksın. Bir daha gelecek olursan polis çağırırım. Hele bir çağır bakalım. Sonra olacakları da sen düşün. Kim bu gelen? Şey, bilmiyorum. Kim o dedim? Niye açmıyorsun kapıyı? Şimdi sana göreyim. Ne var, ne istiyorsun? Serpil'i görmek istiyorum. Ona geldim. Hem sen kim oluyorsun canım? Sen nereden çıktın tavuk? Tavuk da sensin yumurtada. Bak hele şuna, ağızdan laf yapıyor. Çek git hadi. Bas. Yoksa Tolga'ya bastırırım. Bırak onu. Bu adam da kim oluyor? Başımın belası. Bak sana ot getirmiş. Sen o kadarını da getirmiyorsun ya. Al lan. Sen ona öyle dokunamazsın. Parçalarım lan seni. Ulan senin kemiklerini kırar, delik deşik ederim be. Yapmayın, yalvarırım. Ne olur, ne olur, yalvarıyorum. Çık lan dışarı. Bir daha seni burada görmeyeyim, keserim biletini. Dünyanı değiştirirsin. Defol git hadi. Şu kadına dua et. Onun üzülmesine gönlüm el vermiyor. Yoksa seni parçalardım be! Hadi yürü, anca gidersin, tüyü bozuk. Ra! Galatasaray, Galatasaray, cim pom pom! Re! Ra! Bağırma! Bağırma! Bağırma!
Haydi, haydi, haydi ekran başına. Gençler, işte bu olmadı. Sizin gibi pırıl pırıl gençecik insanlara bu lafları yakıştıramadım. Niye abi, yoksa sen Fenerli misin? Fars edin ki Fenerliyim ya da Beşiktaşlı, ne fark eder? Çok şey fark eder abi, Fener bizim düşmanımız. Niye? Fener Sırp takımı mı? O da Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi Türk takımı değil mi? Hepimiz bu milletin çocuklarıyız. Ya abi, bizimkisi heyecan olsun işte. Çocuklar, heyecan olsun diye maça gidin, deşarj olun, bağırın, çağırın ama çirkin laflar söylemeyin. Taşkınlık da yapmayın. Maç bitiminde de her şeyi unutun. Senin gözün de sadece bizi görüyor be usta. Benim sözüm sadece size değil, hepinize. Futbolu kardeş düşmanlığı haline getirenlere. Abi senin dediğin de laf mı ya? Başka kulüplerin seyircileri döner bıçağıyla geliyorlar stada. Aa, benim sözüm sadece sizlere değil, söyledim hepinize, herkese. Siz maçlara gidiyor musunuz abi? Ben de futbol hastasıyım. Ama bu çirkinlikler yüzünden yıllar var ki stadyuma ayağımı atmıyorum. Çok doğru. Bütün taraftarlar Çadır abim gibi olsa. Sen büyüksün Şoför abi. Ah çocuklar. Bütün Galatasaraylılar da sizin gibi olsa. Sağ olasın abi, aklımız başımıza geldi. Çocuklar nihayet uyudu. Sen de biraz otur istersen. Daha bitmedi mi? Az kaldı Kevser. Gerisini de yarın yaparsın. Keşke vakit olsa da bıraksam. Ama baskıya yetiştirmem gerekiyor. Sana engel olmuyorum ya. Yo. Otur. Gelmen iyi oldu. Sayende dinleniyorum. Hadi. Büşra'ya önlük, kitap, defter alınacak Cemalettin. Hı-hı. Her gün başımın etini yiyor. Kitabım, defterim, önlüğüm ne zaman alınacak diye. Tamam. Yarın hallederiz. Dert edinme sen bunu. Ben değil, Büşra dert ediniyor. Büşra dert ediniyor diyorsun ama halinden kimin dertli olduğu belli. Yo Cemalettin, ben Tahsin'le Seher'in durumuna üzülüyorum. Tahsin böyle devam ederse korkarım yuvaları yıkılacak. Hı-hı. Her şeyin farkındayım Kevser. Düzelir diye karışmıyorum ama maalesef düzeleceğine her gün daha da kötüye gidiyor. Hem de nasıl? Seher'in halini görmelisin. Seni dinler, Tahsin'le bir konuşsan. Konuşurum konuşmasına da... ben konuşursam çok kötü konuşurum. Sıkma canını Kevser. Her şey yoluna girecek.